Günaydın, günaydın, günaydın. Hoş geldiniz, şerefler getirdiniz efendim. Bugün 25 Mart Pazartesi. Ben Ela Rümeysa Cebeci, yönetmenim Arzu Duman, editörüm Ruşen Ertürkoğlu ve ekip arkadaşlarımla geceden sabaha gayretle hazırlandık. Gündemimiz yoğun, seçime kaldı sadece 5 gün. Peki neler konuşacağız? Önce manşetleri atalım, sonra yavaş yavaş ayrıntıları sizlerle buluşturalım. Türkiye adım adım seçime gidiyor. Seçmen pazar günü oyunu kullanacak. Gelecek 5 yılın belediye başkanları seçilecek. Liderlerin ve adayların seçim mesaisi hız kesmeden sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin yeniden Büyük İstanbul mitinginde konuştu. Mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Yönetimini eleştirdi. Bu şehri CHP zulmünden 31 Mart'ta kurtarmamız gerekiyor dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel seçim çalışmalarına İzmir'de devam etti. Foça'da konuştu Özgür Özel, seçmenden destek istedi. AK Parti'ye sarı kart göstermenin zamanıdır dedi. Rusya'da son yılların en büyük terör saldırısı yaşandı efendim. Gerçekten çok korkunç ayrıntıları, görüntüler insanın kanını donduracak cinsten. Bayraklar yarıya indirildi, yas tutuyor Rusya. Konser salonunun önünde anma törenleri düzenlendi. Bu arada saldırıya ilişkin de yeni görüntüler ortaya çıktı. Her gün yeni bir görüntü karşımıza çıkıyor. Saldırganların, teröristlerin o bölgeye, konser salonuna nasıl girdiği, insanları öldürmek üstüne tekrar tekrar bıçakladığı ve üstüne kurşun sıktığı anlar, kan donduran anlar yeniden dünyanın gündeminde bir terör eylemini konuşuyoruz efendim. Hepsi de daha fazlası şimdi huzurlarınız olacak. Önce özet, tekrar hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin yeniden Büyük İstanbul mitinginde konuştu. Mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Yönetimi'ni eleştirdi. Bu şehri CHP zulmünden 31 Mart'ta kurtarmamız gerekiyor dedi. Her seçim öncesinde insanımızı korkutmak için bizimle ilgili ortaya bir sürü yalan ve iftira attılar. Ama bir kez olsun haklı çıkmadılar. Bu şehri bu CHP zulmünden 31 Mart'ta kurtarmamız gerekiyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçim çalışmalarına İzmir'de devam etti. Foça'da konuşan Özel, seçmenden destek istedi. AK Parti'ye sarı kartı göstermenin zamanıdır dedi. Emekliler, köylüler, çiftçiler, bu seçimde AK Parti'ye sarı kartı göstermenin zamanıdır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Yeniden Büyük İstanbul mitinginde konuştu. Rakibi Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren kurum, 31 Mart'ta sandık gelecek, hesap kesilecek dedi. Biz bu şehri depreme hazırlayacağız dediler, tek bir çivi çakmadılar. Reklama, algıya ayırdıkları bütçeyi depreme ayırmadılar. İstanbul'un kaynaklarını yetimin hakkıdır demeden balya balya kendi ikballeri için dağıttılar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kiptaş tarafından yenilenen evlerin teslim töreninde konuştu. Gündeminde kentsel dönüşüm vardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çevre Şehircilik ve Altyapı Bakanlığı'nı eleştirdi. Sözde yapılan kentsel dönüşüm gerçekten riskli ve öncelikli alanlara değil, birileri için bol kazançlı alanlara odaklanan dönüşümdür. Ve İstanbul böyle bir süreçle neredeyse 20 yıl aldatıldı. Yüksek Yargı'da geçen hafta Anayasa Mahkemesi'nde yaşanan seçim heyecanı bu hafta Yargıtay'da devam edecek. Bugün 348 Yargıtay üyesi sandık başına gidecek ve 4 yıl görev yapacak olan Yargıtay Başkanı'nı seçecek. Rusya'da son yılların en büyük terör saldırısının yası tutuluyor. Ülkede ilan edilen bir günlük yas çerçevesinde bayraklar yarıya indirildi. Konser salonunun önünde anma törenleri düzenlendi. Yaşamını yitirenler anısına çiçekler bırakıldı. Yaralılar için kan bağışı yapmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 15. yıl dönümünde anıldı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı adayı Mustafa Destici anma etkinliğinde konuştu. İyi ve örnek bir insandı dedi. Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davanın takipçisi olacağız diye konuştu. Muhsin Yazıcıoğlu iyi bir insandı, örnek bir insandı. Hoşgörülüydü, kadir şinastı, alçak gönüllüydü
ve Muhsin Yazıcıoğlu iyi bir Müslümandı, iyi bir mümindi. Ünlü sinema sanatçısı Kadir İnanır evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Beynine pıhtı attığı tespit edilen İnanır yoğun bakıma kaldırıldı. Kadir İnanır 2021 yılında da beyninde damar tıkanıklığı nedeniyle 23 gün hastanede tedavi görmüştü. Entübe olarak yoğun bakımımızda izleniyor. İlk 24-48 saat içerisinde bir uyandırılma yapılmayacak. Ve bu arada Muğla'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Geçmiş olsun Muğla. Ayrıntılarına bakalım hemen. Muğla'da merkez üssü Köyceğiz ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Saat 5.04'te, yani daha bir saat kadar oldu olmadı, depremin derinliği 7.09 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı çevre ilçe ve illerde de hissedildi. Çok şükür şu ana kadar olumsuz herhangi bir ihbar yapılmadı. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Hatay'ın merkezi Antakya ilçesinde depremlerde ağır hasar alması nedeniyle boşaltılan iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü efendim. Kahramanmaraş merkezi 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından boşaltılan Kurtuluş Caddesi'ndeki iki katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ve gelelim bugünün anketine. Türkiye'de seçmen hafta sonu, yani bizler, sizler, şu vatandaş sandık başına gideceğiz ve ortalama olarak 5 gün sonra, o günü de bugünü de saymazsak 5 gün sonra sandık başında olacağız. Peki bir süredir gündemimizi deyim yerindeyse meşgul eden, işgal eden bu seçim yarışı nihayet son bulmuş olacak. Önümüze bakacağız. Sözün özü. Peki bizleri seçimden sonra kısa ve uzun vadede neler bekliyor? Ülkemiz için güzel günler ne kadar yakın? Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Biz merak ettik, görüşünüzü almak istedik. Bugün anket sorumuz, Türkiye'nin geleceği hakkında görüşünüz ne oldu? Güzel günler yakında mı, uzakta mı? Yanıt ve yorumlarınızı bekliyoruz efendim. Alternatif bir sohbet gündemimiz olsun istedik. Yorumlarınız çok kıymetli. Sözünüze ses olmak için buradayız, yer meşgul etmek için değil. Evet, X hesabı eski adıyla Twitter'da anketimizi açtık gece saatlerinde. Ve şimdi yazılı basın diyelim, haydi başlayalım. Şöyle bir yazılı basında dünden bugüne yaşananları takip edelim. Türkiye Gazetesi'nden okuyacağım. Manşetten taşıyor, İstanbul zafere hazır diyor. Yeniden Büyük İstanbul mitingine 650 bin kişiye konuşan Erdoğan, İstanbul 1 Nisan'da tekrar gerçek sahiplerine kavuşacak dedi. Murat Kurum, hesabını keseceğiz dedi konuşmasında. Ve şöyle birkaç ayrıntı da okuyalım. Haberde de getireceğim zaten. Cumhur İttifakı'nın Atatürk Havalimanı'nda düzenli miting adeta 31 Mart gecesinin müjdesini verdi. Coşkulu kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı, CHP ile İstanbul 30 yıl geriye gitti. Bu şehri zulümden kurtarmalıyız. İstanbul'da yeni dönemin kapısını birlikte açacağız dedi. Ve bir diğer gazeteye bakalım, Sözcü'ye. Yine bir miting haberi Sözcü gazetesinden okuyacağız. Evet, Erbakan'dan Erdoğan'a İstanbul'da gövde gösterisi diyor. Zeytinburnu'ndaki Büyük İstanbul mitinginde konuşan YRP lideri Erbakan, 31 Mart'ta sandıkları patlatacaklarını ekledi. Bu millet rantçı belediyecilikten bıktı, usandı dedi. Ve bir diğer gazete Cumhuriyet diyelim. Cumhuriyet gazetesinde neler var? CHP'de seçim sonrası tüzük mesaisi. CHP'de 31 Mart'tan sonra tüzük için. Milliyet bu arada, düzeltelim. Birazdan Cumhuriyet'i okuyacağız. Kollar sıvanacak. Haziran'ın 15'ine kadar mahalle, ilçe, illerden tüzükle ilgili gelen öneri ve raporlar birleştirilecek diyor. Ve bir diğer gazetemize geçelim. Hemen okuyalım. Cumhuriyet gazetesi. Kılıçdaroğlu'ndan Ali Sirmen için taziye. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, yazarımız Ali Sirmen'in vefatı nedeniyle ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Oğlu Devrim Sirmen ve eşi Deniz Sirmen'e başsağlığı dileyen Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Sirmen Türk basını için çok büyük kayıptır dedi. Ve Türkiye adım adım yerel seçime gidiyor. 5 gün kaldı dedik. Efendim, Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimi de işliyor. Seçmen bilgi kağıtlarının 29 Şubat'ta başlayan dağıtım süreci sona erdi. 21 Mart'ta başlayan propaganda ve bazı seçim yasakları ise sürüyor. İşte Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takviminin detayları.
Yüksek Seçim Kurulu'nun 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin takvimi işlemeye devam ediyor. Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtım süreci tamamlandı. Seçim takvimine göre 21 Mart Perşembe günü başlayan propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları 30 Mart Cumartesi saat 18'de, seçim yasaları ise 31 Mart saat 23.59'da sona erecek. 25 Mart'ta seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlıklarına başlanacak. Zarf, pusula ve mühür gibi araç ve gereçler 29 Mart'ta sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek. Aynı gün sandık görevlilerinin eğitim süreçleri sona erecek. 28 Mart'ta tutuklularla taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin listeler kesinleştirilecek. Yerel seçimde 1.032.610'u ilk kez olmak üzere toplam 61.441.882 seçmen oy kullanacak. 31 siyasi parti adayının yarışacağı seçimde ülke genelinde 206.000'den fazla sandık kurulacak. 32 ilde 7'de başlayacak oy kullanma işlemi 16'da sona erecek. Diğer illerde ise 8-17 saatleri arasında seçmen oyunu kullanabilecek. Yüksek Yargı'da geçen hafta Anayasa Mahkemesi'nde yaşanan seçim heyecanı bu hafta Yargıtay'da devam edecek. Bugün 348 Yargıtay üyesi sandık başına gidecek ve 4 yıl görev yapacak olan Yargıtay Başkanı'nı seçecek. Nisan ayında da gözler Danıştay'daki seçimde olacak. 348 üye sandık başına gidecek. Gizli oylama yapılacak. Yüksek Yargı'da seçim heyecanı bu hafta Yargıtay'da yaşanacak. Geçen hafta Anayasa Mahkemesi yeni başkanını seçti. Bu hafta seçim sırası Yargıtay'da. Mevcut Başkan Mehmet Akarca 24 Mart 2020'de oyların salt çoğunluğunu alarak başkan seçilmişti. 4 yıllık görev süresi Mart ayında dolduğu için 348 Yargıtay üyesi 25 Mart Pazartesi günü yeniden sandık başına gidecek. Yargıtay'da 4 yıl görev yapacak başkanı belirlemek için gizli oylama yapılacak. İlk 3 oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa seçim 3. oylamada en çok oy alan 2 aday arasında yapılacak. Başkan Akarca'nın yeniden aday olduğu seçimde 4 isim daha başkanlık için yarışacak. Bu isimler Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ve 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal. Danıştay'da ise başkanlık seçimi için Nisan ayında sandık kurulması planlanıyor. Mevcut Başkan Zeki Yiğit, 7 Mayıs 2020'de başkan seçilmişti. Yiğit'in yeniden başkanlığa aday olması bekleniyor. Başkan seçilebilmek için salt çoğunluğun sağlanması gerekiyor. Ve Hürriyet Gazetesi'nden DASK artık ZAS oluyor, genişliyor haberini okuyalım. DASK değişiyor, zorunlu afet sigortası ZAS oluyor efendim. DASK koordinatörü Erdal Turgut bu dönüşümün nasıl yaşanacağını ve sigortanın içeriğini anlattı. Bütün afetleri kapsayacak diyor Noyan Doğan'ın haberinden okuyorum. Mevcut deprem sigortasına ilave teminatlar ekleneceğini belirten Turgut, sel, yer kayması, heyelan hatta dünyada eşine rastlanmayan orman yangınları da teminat olarak artık bu poliçenin içine girecek. Zorunlu deprem sigortası, zorunlu afet sigortası adı altında bütün doğal afetleri kapsar hale gelecek. Önemli bir adım efendim, özellikle bizim gibi bir deprem bölgesinde. Down sendromlar, dünya spor oyunlarının jimnastik branşında dünya şampiyonu olan Selin Naz Özcan, memleketi Adana'da coşku ile karşılandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da başarılı sporcuyu karşılayan isimler arasındaydı. Azmi ve başarısıyla Türkiye'yi gururlandırdı. Selin Naz Özcan, Down sendromlular dünya spor oyunlarının jimnastik branşında dünya şampiyonu oldu. Özcan, memleketi Adana'ya dönüşünde havalimanında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da aralarında olduğu coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Bakan Göktaş, dünya şampiyonu Özcan'ı tebrik etti, başarı dileklerini iletti. Selin Naz Özcan, Down sendromlular dünya spor oyunlarının jimnastik dünya şampiyonasında ritmik kategorisinde çember ve top aletinde sergilediği performansla 2 altın madalyanın sahibi olmuştu.
Ayrıca Labut ve Kurdela'da da dünya ikincisi olarak iki gümüş madalya kazanan Özcan, genel tasnifte ise dünya ikincilik madalyası ve kupası almaya hak kazandı. Efendim buradayız. Yeni Birlik gazetesinden öğretmen veli randevuları dijital ortamda haberini okuyacağım. Birçok ülkede kullanılan randevu sistemi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçiriliyor. Bundan sonra veliler müdürlerle veya öğretmenlerle görüşmek için E-Devlet üstünden randevu alacak. Çok doğru ve biraz da geç kalınmış bir adım olsa gerek. Yani sonuçta veli öğretmenlerinde, müdürlerinde yoğun bir işi var. Öyle ha deyip de gidip görüşülememeliydi. Güzel bir adım olmuş. Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracının ikinci prototipi ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. O anları sosyal medyada paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, Türk havacılığının altın çağı notunu düştü. Testlerini sorunsuz tamamladı. Gökyüzüyle buluştu. İlk uçuşunda tam not aldı. Baykar tarafından yürütülen Bayraktar TB3 insansız hava aracı projesi kapsamında üretime yapılan ikinci prototip, yer testlerinin tamamlanmasının ardından ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Bayraktar mesajına Türk havacılığının altın çağı notunu düştü. Sorunsuz bir şekilde havalanan prototip başarılı geçen uçuşun ardından iniş yaptı. Bayraktar TB3 SİHA katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. TB3 SİHA 2024 yılı içinde yapılacak testlerin ardından TCG Anadolu'da görev alacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak TB3 SİHA, çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlarla taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 15. yıl dönümünde yad edildi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici anma etkinliğinde konuştu. İyi ve örnek bir insandı dedi. Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davanın takipçisi olacağız diye konuştu. Biz de tekrar Yazıcıoğlu'nun ruhu şad olsun diyelim bakalım. Dua edildi. Karanfiller bırakıldı. Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 15. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Muhsin Yazıcıoğlu iyi bir insandı, örnek bir insandı, hoşgörülüydü, kadir şinastı, alçak gönüllüydü ve Muhsin Yazıcıoğlu iyi bir Müslümandı, iyi bir mümindi. 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ta şüpheli bir helikopter kazasında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu için Ankara'da Taceddin Dergahı'ndaki kabri başında tören yapıldı. Yazıcıoğlu'nu sevenleri dualarla andı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davanın takipçisi olacağız mesajı verdi. Şehadet süreciyle ilgili 25 Mart 2009'dan itibaren hukuki süreci takip ediyoruz. Şu anda hem Kahramanmaraş Adliyesi'nde ağır cezada yaklaşık 20 kişiyle ilgili mahkeme devam ediyor. Hem ailelerimizin hem partimizin avukatları ve bizler sürecin takipçisiyiz. Ve Cumhuriyet Gazetesi'nden okuyacağım. Erzincan İliç'teki altın madeninde liç yağını altında kalan işçileri arama çalışmalarında 41 gün geride kaldı. Ve tabii insanlar, yakınları, akrabaları, yakınlarından gelecek haberi bekliyor aileleri ve unutulmaktan kaygı duyuyorlar. Biz canlarımızı yitirdik, adalet sağlansın, sorumlular gereken cezayı alsın istiyorlar. Biz de unutulma korkusunu gazetemize iliştirelim.
unutmadığımızı belirtelim. Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen terörle mücadele operasyonunda iki PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Operasyona ilişkin detaylar Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan teröristler tespit edildi. Operasyonda iki PKK-YPG'li teröristi etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı. Bakanlık açıklamasında teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok ifadeleriyle terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapıldı. Ve Hürriyet gazetesinden okuyalım. Türk denizciler Akdeniz'de 120 mülteciyi kurtardı. Akdeniz'de seyir halinde olan Bex denizciliğe ait Bex Bodrum isimli tanker acil durum çağrısı üstüne Tunus'la Malta arasında mültecileri taşıyan teknenin yardımına gitti. Türk denizciler batmak üzere olan tekneden 120 mülteciyi kurtardı. Evet, biz vicdanlı bir ülkeyiz. Türk denizcilerimiz de öyle. Bazı ülkelerin ittiği, bizim ülkemize gelmesin de ne olursa olsun dediği mültecileri bizler kurtarıyoruz. Ve buna benzer çok haber dünyaya servis olmuyor ama utanma görüyor muyuz? Hayır. 63 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik mercek 14 operasyonu diyeceğiz. Operasyonlarda 966 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gün boyunca eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Jandarma ve polisin eş zamanlı operasyonlarında 644'ü ruhsatsız tabanca olmak üzere 852 silah ele geçirildi. 966 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı sosyal medya paylaşımında ruhsatsız silah temin edenlere de silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla devam edecek ifadelerini kullandı. Ermenistan'da bir polis karakoluna saldırı düzenlendi. 3 saldırgandan ikisi yaralandı. Açıklama Ermenistan İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık silahlı 3 kişinin Erivan'da bir polis karakoluna baskın düzenlediğini açıkladı. 3 saldırgandan ikisi taşıdıkları bombaların infilak etmesi sonucu yaralandı. Rus basını 3. kişi ile karakol dışında görüşmelerin sürdüğünü yazdı. Bölgeye ek güvenlik güçleri gönderildi. Polisin bu kişiyi etkisiz hale getirmeye çalıştığı belirtildi. Interfax'a silahlı kişilerin erken saatlerde 50 üyesi gözaltına alınan Savaş Kardeşliği örgütüne üye olabileceğini iddia ediyor. Örgüt iddiaları yalanladı. Karar gazetesinden okuyalım. Utanç üstüne utanç. Bu arada her bir sayfasıyla utançla tarih yazıyor İsrail askerleri. Efendim, Tel Aviv'e en güçlü tepki Tel Aviv'den. İsrail ordusunun 170 gündür sürdürdüğü soykırımda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 32.226'ya yükseldi. Ordu güçleri Gazze'de gıda yardımı bekleyenlere de 4. kez ateş açtı. Tel Aviv'de sokaklara çıkan binlerce İsrailli, hükümeti artık diyor ki yeter artık, istifa et. Erken seçim talebiyle, istifa talepleriyle hatta Netanyahu'nun konutunun evinin önüne gidiyorlar. Düşünün ki böyle protestolar var ama İsrail istediği kadarını dünyayı servis ettirdiği için dünyanın bundan çok da haberi varmış gibi görünmüyor. Yaşanan arbedelerde cabası. Bakalım. Savaşı bitirecek, güvenebileceğimiz bir hükümete, bir başbakana ihtiyacımız var. İsrail'de halk bu haftada sokaklardaydı. Rehinelerin serbest bırakılması, Başbakan Netanyahu'nun istifası ve erken seçim için çağrı yaptı. Tel Aviv'de toplanan binlerce kişi ellerinde Netanyahu'yu suçlayan ifadeler içeren pankart ve dövizler taşıdı. Savunma Bakanlığı önünde toplananlar farklı noktalarda ateş yaktı. Protestocular alevlere müdahale etmeye çalışan polis ve itfaiye ekiplerinin geçişlerini önlemeye çalıştı. Polisle göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Eylemcilerden bazıları gözaltına alındı. Hükümet karşıtı protestolarla eş zamanlı olarak İsrail'li esirlerin serbest bırakılması için de gösteriler düzenlendi. Protestocular davullar ve düdükler çalarak hükümeti hedef alan sloganlar attı. Kolombiyalı suç örgütü elebaşı Pablo Escobar'ın fotoğrafıyla Netanyahu'nun resmini kolajladıkları Bibi Escobar yazılı dövizler taşıdı.
Netanyahu'nun şahsi konutunun olduğu Kayseri'de de yüzlerce hükümet karşıtı kişi bir araya geldi. Sloganlar atan göstericiler erken seçim taleplerini yineledi. Koltuklarına tutkalla yapışmış gibiler. Şimdiye kadar yeni bir hükümet kuracaklarını düşünürdünüz. Ama gerçekleşmiyor. Biz de gösterilere devam edeceğiz. Efendim onlarca fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudiler Purim bayramı kutlamaları gerekçesiyle Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. İsrailliler Yahudi bayramında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Fanatik Yahudilere İsrail polisi eşlik etti. Onlarca fanatik Yahudi, Antik Pers İmparatorluğu döneminde Yahudilerin yok edilmekten kurtulmaları münasebetiyle kutlanan Purim bayramında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, İsrail polisi korumasındaki yüzden fazla fanatik Yahudinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eskişehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini duyurdu. Yahudi grubun Harem-i Şerif'in avlularında provokatif turlar attığını ve ayinler düzenlediğini belirtti. Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar Bakanlığı'na bağlı İslami Vakıflar İdaresi'nin himayesinde bulunuyor. Ama Yahudiler 2003'ten bu yana idarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini belirtiyor. Ve Yeni Birlik gazetesi diyelim, Gabar'da günlük 40 bin varil petrol beklentisi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da günlük 37 bin varil petrol ürettiklerini belirterek, Ramazan sonunda 40 bin varile çıkacağız, hedefimiz yıl sonu 100 bin varil dedi. Ve Milliyet gazetesi diyelim, Milliyet'ten de bu surata iyi bakın. Hem okurken hicap duyduğum bir haber. Efendim bakın çoğaldı, Çiğdem Yılmaz'ın özel haberinden okuyorum. Böyle sapkınların, yani hep varlardı da artık daha bir cüretkar olarak dijital medyada boy gösterdiklerini görüyoruz. Caydırıcı cezalar, siber güvenlik önlemleri, siber ekiplerin bu kişileri çok daha iyi takip almaları gerekmiyor mu? Sosyal medyada Güney Kore kökenli pop müzik türü K-pop'la ilgili yayınlarla etkilediği kız çocuklarına yönelik cinsel içerikli paylaşımlar yapan şüpheliye tepkiler yağdı. Ve çocuklara da böyle farklı farklı yönlendirmeler yapıyor. Çocuk yahu bizim ev çok eğlenceli. Çocuklara bana dede, amca, dayı demeyin. Bakın benim de yaşım 18, sizin gibi Z kuşağıyım. Kanka deyin. Zaten var burada bir sıkıntı. Sakallarım efekt. Akbulut açtığı bir canlı yayına katılan ona yakın kız çocuğunu bizim ev çok eğlenceli diyerek yanına çağırıyor. Akbulut'un Ece ben seni zorla mı çağırdım, kendin mi geldin sorusuna küçük kızın kendim geldim yanıtını verdiği görülüyor. Şimdi bu sapkınlara, sapıklara şunu söyleyelim. Ben seni zorla mı çağırdım? İşte böyle bir taktiktir bu. Filmlerde de çok görmüşsünüzdür. Adı üstünde daha o akıl 18 yaşının altında oy bile kullanamıyor bakın. Niye? Çünkü kararlarını doğru verebildiğine inanmıyoruz. Ehliyet de alamıyor. Niye? O arabayı kullanacak hale geldiğine de inanmıyoruz. Dolayısıyla böyle sapkınların işte seni ben mi çağırdım vesaire, İşte oraları geçiniz diyelim. Böyle sapkınların haberini verirken hicap duyuyoruz efendim. Utanıyoruz, biz utanıyoruz. Siber ekiplerin bunları daha iyi takipte olması lazım ki bir açsınlar, ikinciyi açamasınlar. Yayınlardan söz ediyorum. Doğu ve Güneydoğu'da yaşanan yoğun kar yağışı Hakkari ve Şırnak'ta çığlıklara yol açtı. Şırnak'ın Uludere ilçesinde çığın düşmanları cep telefonu kameralarına da yansıdı. Bölgede yaşanan yoğun kar yağışı aralıklarla devam ederken yüksek yerlerde çığ felaketi yaşandı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyünde sabah saatlerinde yaşanan çığ mahalleye ulaşımı tümden kapandı. Elektrik kesintileri yaşandı. Köyde bulunan vatandaşların dikkati olası bir felaketin önüne geçti. Şırnak'ın Uludere ilçesinde de yaşanan çığ anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Yağışın ardından erimeye yumuşayan kar yüksek tepelerden dere yataklarına aktı. Woo.
Ve kış lastiği diyeceğiz. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunluydu kış lastiği uygulaması. 1 Nisan pazartesi günü itibariyle artık sona erecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları şehirlerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Kurala uymayan araç sürücülerine idari para cezası kesiliyor. Bu kış İstanbul'da 25 Kasım'da, Türkiye genelinde ise 1 Aralık 2023'te başlamıştı uygulama. 1 Nisan pazartesi günü sona erecek. Kültür Sanat Servisimizin hazırladığı ajandamız diyeceğiz. O sırada kısacık bir mola vereceğiz. Ardından yeni saatte buradayız. Habertürk'te kalın. Pinelo Art Galeri yurt dışı sergilerine devam ediyor. Cem Agalos Üstüner ve Fransa'da yer alan Galeri Atölye'den Metil Andre danışmanlığında ülkeler arası sanatçılarla iletişimi güçlendirmek için organize edilen sergi bugün genel ziyarete açılıyor. Pazar gününe kadar Fransa'da sanatseverlerin ziyaretine açık olacak serginin küratörleri Doçent Doktor Emine Teker ve Doçent Tuğba Güngör. Sergiye Kristina Savakki, Elvan Tekin, Özgür Çabuk, Maria Karezienka'nın da aralarında bulunduğu Türkiye, Ukrayna, Bulgaristan ve Yunanistan'dan 51 sanatçı katılıyor. Sergide kağıt üzerine sulu boya, özgün baskı çalışmalar, fotoğraf ve tuval üzerine akrilikle karışık teknikte çalışmalar yer alıyor. Salon İKSV ilkbahar sezonunda da güncel müziğin sevilen ve heyecanla beklenen isimlerini ağırlayacak. Yarın ve çarşamba günü Glass Beams, 18 Nisan'da İstanbul Westside Collective, 20 Nisan'da Islandman, 26 Nisan'da Kardelen, 30 Nisan'da Şüris, 17 Mayıs'ta Palmiyeler, 24 ve 25 Mayıs'ta Steel Corners ve 1 Haziran'da Morpheus Salon İKSV'ye konuk oluyor. Enka Sanat son dönemin ses getiren tiyatro oyunlarını sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Çarşamba akşamı başarılı sinema yönetmeni Emin Alper'in yönettiği ve ilk tiyatro oyunu olan Özgün Kara Komedi Öteki, Perşembe günü ise Özlem Zeynep Dinsel'e Afife Tiyatro Ödülleri'nde yılın en başarılı kadın oyuncusu kategorisinde başarı getiren Kızlar ve Oğlanlar Enka Auditorium'unda izleyicilerle buluşuyor. Bellroom, sanat, müzik ve hikaye anlatımını harmanladığı Beni Sevdiğini Sakın Söyleme ve The Deep Room isimli iki yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. Müzikal hikaye anlatıcısı Aslı Sönmez, Ferdane Talay ve Serkan Tosun tarafından 2022 ilkbaharında kurulan Bellroom, sesin, rengin ve ışığın olağanüstü birleşiminden doğaçlama masallar yaratıyor. Ülkemizde kanayan bir yara olan kadına şiddetin ele alındığı Beni Sevdiğini Sakın Söyleme, Bellroom'un kaleminden çıkan sözleri, Elçin Orçun'un kendine has vokal dokunuşu ve enstrümantal düzenlemelerle dikkat çekiyor. Mert Diner'in yeni sergisi Gözden Uzak, İmalathanede sanatseverlerle buluşuyor. Diner, Gözden Uzak başlığı altında bir araya getirdiği çalışmalarında üzerini kapamak, örtmek meselesiyle ilgileniyor. Bu çerçevede görünmeyenle ve boşlukla kurduğu ilişkinin zamansal evrimine ve yüzeydeki olasılıklarına odaklanıyor. Sergi 27 Nisan'a kadar ziyaret edilebilir. Canan Kübra Birinci ve Gülşah Yeşilot'un Kulağa Çok Saçma ya da Uzak Bir ihtimal Gibi Gelmiyor isimli yeni oyunu İstanbul'da seyirci karşısına çıktı. İnsan ruhunun direncini derinlemesine inceleyen distopik bir tiyatro prodüksiyonu olan oyun 2 Nisan'da Koma sahnede, 19 Nisan'da ikinci katta, 10 Mayıs'ta Tatavla sahnede perde açacak. Canan Kübra Birinci ve Gülşah Yeşilot tarafından kaleme alınan ve oynanan ilgi çekici yapımda zamanın birinde çok önemli bir etkinliğe katılacak
distopik bir dünyanın başkanı için yapılan hazırlıklar işleniyor. Oyun, zaman kavramını yitirecek kadar uzun süredir çalışan, geçmişini hatırlamayan iki giydiricinin hayatta kalmak için verdiği mücadeleyi, hapsoldukları durumu eleştirel bir şekilde perdeye yansıtıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olarak görev alan Canan Kübra Birinci'nin yönetmen koltuğunda oturduğu yapımın reji asistanlığı Selen Nur Sarıyer'a, dekor tasarımı Sırrı Topraktepe'ye, ışık tasarımı ise Uğur Aksu'ya ait. Yunt, Emre Zeytinoğlu küratörlüğünde gerçekleşen ikinci sergisi, görünmeyen kenti izleyiciyle buluşturuyor. 12 Mayıs'a kadar sürecek 7 sanatçının yer aldığı karma sergi, kentin iç mekanlarındaki şaşırtıcı eylemleri, nesnelerin değişen anlamları ve kalabalıkları oluşturan her bir kişinin farklı düşünceleri arasındaki çelişkili yaşam biçimlerini yansıtan yapıtları bir araya getiriyor. The College Art Space, Anton Çehov'un ünlü eseri Martı'dan uyarlanan Treplev'ı sahneye taşıyor. Ümit Erlim ve Başak Kıvılcım Ertanoğlu'nun tasarladığı tiyatro oyunu 3 ayrı kat üzerinde sergilenecek. 3 bölümlü bir performans serisi olarak izleyicilerin karşısına çıkıyor. İnteraktif ve dinamik tiyatro deneyimi çarşamba günü izleyicisiyle buluşuyor. Günaydın, günaydın. Hoş geldiniz. Şerefler getirdiniz efendim. Habertürk ekranlarındasınız. Yani haberin doğru noktasında adresindesiniz. Siz televizyon açtınız, bize güvendiniz. Gerisi bizde. Bu arada ekmeğinin peşine yollara düşmüş dostlarımız bizleri radyolardan, Habertürk Radyo'dan eş zamanlı olarak takip edebilirler. Evden çıkıyor, televizyonu kapatıyorsanız da telefonunuzda YouTube açıp Habertürk canlı izle yazarak mobil takipte kalabilirsiniz. Seçime kaldı 5 gün, her şeyden haberiniz olsun. Biz sizin için hassas takipteyiz. Dolayısıyla haberiniz olsun diye geceden sabaha gayretle çalışıyoruz. Hemen yazılı basın diyelim. Geceden sabaha yansıyanları şöyle bir gazetelerden derleyip toparlayalım. Hürriyet gazetesi manşetten taşıyor haberi. İstanbul bir yol ayrımında diyor. Hemen okuyalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul bir yol ayrımında bulunuyor. Bir tarafta sadece ben diyenler var. Diğer tarafta sadece İstanbul diyenler var. Dedi. 30 yıldır bu şehrin emrindeyiz. Ulaşımda rahatlama yaşanacak. Büyük İstanbul Tüneli projemizin ihale hazırlıkları sürüyor. Günde 6,5 milyon vatandaşımızın kullanacağı 11 raylı sistem hattını birbirine bağlayacak bu tünel İstanbul'un ulaşımında ciddi rahatlama sağlayacak. Otoyollar ve bağlantı yollarındaki deprem güçlendirmelerini 2026'da tamamlıyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii birçok başlıkta yine mitingde seçmene seslendi. Neler söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul mitinginde? Bakalım. Her seçim öncesinde insanımızı korkutmak için bizimle ilgili ortaya bir sürü yalan ve iftira attılar. Ama bir kez olsun haklı çıkmadılar. Bu şehri bu CHP zulmünden 31 Mart'ta kurtarmamız gerekiyor. İstanbul'un 5 yıl daha kaybetmeye tahammülü yok dedi. 31 Mart'tan sonra yeni bir dönemi başlatacaklarını söyledi. 31 Mart'ı milli irade bayramı haline getireceğiz. Sağlam aday, sağlam adam. Murat Kurum'la İstanbul'da yeni bir dönemi başlatacağız. İstanbul'un 5 yıllık fetret devrine son vererek şehrimizde eser ve hizmet siyasetini inşallah tekrar başlatacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı'ndaki yeniden Büyük İstanbul mitinginde konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hedefindeydi. Bu Ekrem denilen arkadaş burada göreve başladıktan sonra ne değişti? Yine çöp, çukur, yarı zamanlı mesai. Bunu yaptı. Şimdi de bakıyorsunuz israftan bahsediyor. Ya israf sende. Sen her şeyi israf olarak zaten yaptın. Ya sıkılmadan, utanmadan metro yaptım diyor. CHP'lilere yönelik para sayma soruşturması da gündemindeydi.
namuslarına emanet edilen oyları İstanbul'u kirlettiler dedi. Balya balya, bavul bavul paralar bir yerlerden geliyor. Bir yerlere gidiyor. Hatırlamıyorum, unuttum diyerek şu ana kadar kimse bu görüntülerin makul, mantıklı, tutarlı bir izahını yapamadı. Partiye bina alınmasından vergi kaçırmaya pek çok şey söylendi. Ama hala maşeri vicdanı tatmin eden bir açıklama duyamadık. Mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Yönetimi'nin engelleniyoruz iddialarına tepki gösterdi. Kabahatlerini örtmek için bir de engelleniyoruz yalanına sarılıyor. Engellenme diye bir şey yok. Tüm belediyeler ne alıyorsa İstanbul fazlasıyla bunu almıştır. Son 5 yılda 5 katına çıkartılan belediye borçlarıyla gelen kaynak şahsi ihtiraslara hizmet edecek işlere harcanırsa elbette oradan eser çıkmaz. Yaşanan diğer rezillikler bakımından da bu şehir 30 yıl geriye gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting sonrasında aralarında Habertürk Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yeşilkaya'nın da bulunduğu gazetecilerle bir araya geldi, sohbet etti. Ve şimdi Hürriyet gazetesinden okuyacağım yine. Özgür Özel, kadınlar söz sahibi olacak diyor Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özel. Bıyıklı yaşlı erkek partilerden gençlerimizle ve yarı yarıya kadınların söz sahibi olduğu bir partiye ayrışacağız dedi. 12 tane 40 yaş altı aday İzmir'de seçilecek yerden 9 aday gösterdiklerini hatırlatan Özgür Özel şunları söyledi. İzmir'de 12-40 yaş altı adayımız var. Gelecek sefer İzmir'de 15 erkek aday varsa 15 kadın aday olacak. Başka yolu yok. Adayların yarısı 40 yaş altıysa yarısı 40 yaş üstü olacak dedi Sayın Özgür Özel. Biz de kadınlar söz sahibi olacak haberini elbette ki gazetemize ekliyoruz efendim, gün başlıyor gazetesine. Ve Sayın Özgür Özel seçim çalışmaları kapsamında İzmir'de başka neler söyledi bakalım. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde çok istediğimiz, hep birlikte çok çalıştığımız, sonucuna çok üzüldüğümüz 1. yüzyılın son seçimini kaybettik. Ama bizim hepimizin bir tek görevi var. Yılmamak, üzülmemek, tükenmemek ve vazgeçmemek. Genel seçimleri hatırlattı. Seçmene vazgeçmeyin çağrısı yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partimiz 2. yüzyıla değişim ve dönüşümle girdi dedi. Bir sosyal demokrat iktidar için güçlü bir ana muhalefet partisi ve Cumhuriyet'in 2. yüzyılının ilk genel seçimlerinde iktidara Atatürk'ün partisini yeniden getirecek kadrolara ve partiye güç vermek gelecek hafta pazar günü sizlerin elindedir. CHP lideri Özgür Özel bir kez daha İzmir'de seçmenle buluştu. Sözü rakip adaylara getirdi. İzmir'e kayyum atamaya çalışıyor. Buna İzmir geçit vermeyecek. Kimse ama kimse İzmir'in ve İzmirli'nin aklıyla alay etmeye sakın kalkmasın. İlçeleri gezen Özel İzmir'de adaylar için destek istedi. Emekliler, köylüler, çiftçiler, bu seçimde AK Parti'ye sarı kartı göstermenin zamanıdır. Ve Akşam gazetesi, yetim hakkını balya balya dağıttılar diyor. Kim? Murat Kurum. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, bu aziz milletin kaynaklarını kendi partilerine dizayn etmek için çarçur ettiler. İstanbul'un kaynaklarını yetimin hakkıdır demeden balya balya kendi ikballeri için dağıttılar diyor. Hemen gazetemize iliştirelim şöyle ve Sayın Murat Kurum'un balya balya dağıttılar dediği mitinge yakından bakalım. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki hiçbir hanemizde deprem endişesi kalmayacak. Bütün yuvalarımız güvenli hale gelecek. Yeniden Büyük İstanbul mitinginde sahneye çıktı. Mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimini eleştirdi. Biz bu şehri depreme hazırlayacağız dediler. Tek bir çivi çakmadılar.
reklama, algıya ayırdıkları bütçeyi depreme ayırmadılar. İstanbul'un kaynaklarını yetimin hakkıdır demeden balya balya kendi ikballeri için dağıttılar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı'ndaki mitingde konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin İstanbul'u kandırdığını söyleyen kurum, kendilerinin İstanbul için çalışacağını belirtti. Biz onların savurduğu paraları İstanbul'un projelerine kullanacağız. Onların siyasi kariyerleri için ayırdıkları kaynakları, reklama verdikleri paraları biz İstanbul'a harcayacağız. Kurum kendisini eleştiren İmamoğlu'na yüklendi. Sen kendi genel başkanını devirmek için orada kapı arkasında gizli gizli toplantılar yaparken biz İstanbul'a 365 milyar liralık yatırım yapıyorduk. Sandık milletin mahkemesidir diyen kurum 31 Mart'ı işaret etti. Sandık günü hesap günüdür. İşte o gün 31 Mart'ta sandık gelecek, hesap kesilecek. Cumhuriyet gazetesinden okuyacağız. Tek dertleri bir avuç insanı zengin etmek diyor İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Hemen okuyalım. Kendi döneminde belediyenin 1019 kez, bir önceki AK Partili başkanın döneminde ise sadece 147 kez denetlendiğini açıkladı. Ekrem İmamoğlu denetimlerde hiçbir şey bulamadılar dedi. İktidara yüklendi İBB başkanı. Tek dertleri bir avuç insanı zengin etmek ifadelerini kullandı. Bizde seçime 6 gün diyor ama yani bugünü ve o günü saymazsak 5 gün diye eklemiş olalım. Seçime kaldı 5 gün. Vallahi zaman su gibi aktı geçti. Peki neler olup bitiyor? Saha ısındı diyoruz. Liderler, adaylar vaatlerini sıralıyor. Seçmene sesleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu neler söyledi bakalım. Sözde yapılan kentsel dönüşüm gerçekten riskli ve öncelikli alanlara değil, birileri için bol kazançlı alanlara odaklanan dönüşümdür ve İstanbul böyle bir süreçle neredeyse 20 yıl aldatıldı. Gündeminde kentsel dönüşüm vardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çevre, Şehircilik ve Altyapı Bakanlığı'nı eleştirdi. Bakanlık diyor ki burası dönüşecek ama orası riskli alan değil. 69 alandan sadece 2 tanesi gerçekten öncelikli risk taşıyan alan. Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ tarafından dönüştürülen Beylikdüzü'ndeki konutların hak sahiplerine teslim edilme töreninde konuştu. Onlar için inanın kentsel dönüşüm sadece rant üretmekten ve bir avuç insana dağıtmaktan ibarettir nokta. İmamoğlu sözü İstanbul Yenileniyor uygulamasına getirdi. Kentsel dönüşüme giren tüm riskli yapılara sabit taksitle 2 yıl vadeli faizsiz ödeme desteğini bizzat biz sunacağız. Dar gelirli vatandaşlarımıza ait 50 bin riskli konutun inşaat maliyetinin %60'ını biz karşılayacağız. Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Aydın Ayaydın. Seçim çalışmaları kapsamında Fethiye'deydi. Ayaydın seçmenle bu kez iftar sofrasında buluştu. Emeklilere yönelik vaatlerini anlattı. Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın iftarını Fethiye'de halkla yaptı. Gündeminde emeklilere yönelik vaatleri vardı. Muğla'da ve ilçelerinde yerleşik olup da emekli olan vatandaşlarımıza Büyükşehir Belediyesi'nden 5000 lira sosyal yardım fonundan belediyenin ek olarak onlara maaş ödemesi yapılacaktır. 10.000 lira emekli maaşı alan emeklilerimiz onların maaşları 15.000 liraya tamamlanacaktır. İftar programına Ayaydın'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya,
Cumhur İttifakı MHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammed Kökten de katıldı. Aydın Ayaydın sözü kadınlarla ilgili projelere getirdi. Kadınlarımız gerek evlerinde üretecekleri her türlü ürünleri ve gerekse dışarıda yapacakları ürünleri pazarlamak için Büyükşehir Belediyesi'nde onlar için ofis kuracağız. Bu ofis kadınlarımıza her türlü mali ve hukuki danışmanlık hizmeti verecek. Onların ürünlerinin iyi pazarlama yapmak üzere onlara yardımcı olacak. Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterip ardından desteğini çektiği Gökhan Zan, tehdit ve şantaj iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Soruşturma kapsamında bir kişi tutuklandı. Gökhan Zan, geçen hafta tehdit ve şantaja maruz kaldığı iddiasıyla adliyeye giderek suç duyurusunda bulunmuştu. Gökhan Zan, sahte kayıtlarla itibarsızlaştırma yönünde şantajlara maruz kaldığını iddia etmişti. Soruşturma kapsamında Gökhan Zan'la yaptığı görüşmeyi kaydettiği iddia edilen Turgay Kocakaya tutuklandı. Kocakaya'nın suç ortağı olduğu iddia edilen kuzeni ise aranıyor. Sahte kayıtlarla itibar suikasti yapacağını söyleyenlerin şantajına maruz kaldım. Kadir İnanır efendim yine korkuttu. Bir kere daha aynı şeyi yaşamıştı, hatırlayın. Beyin damarına pıhtı attı. 75 yaşında kendisi. Acil ameliyata alındı. Beykoz'daki evinde bir anda rahatsızlandı Kadir İnanır. Hastaneye kaldırıldı. Beyin damarına pıhtı atan İnanır acil ameliyat edildi. Tıkalı damardaki pıhtı başarılı bir operasyonla alındı. Yoğun bakımda entübe edilen usta oyuncu 2 gün boyunca uyutulacak. Şu dakikalarda da uyutulduğunu biliyoruz. Peki nasıl oldu sinema sanatçısı Kadir İnanır? Neden bir kere daha bunu yaşadı bakalım. Demedim mi sana arkadaş gelecek diye? Selam al yazmalım. Sevgili sanatçımız Kadir İnanır hastanemize 112 ambulansıyla geldi. İlk değerlendirmede geldiğinde sağ tarafında felç vardı. Şuuru kapalıydı. Yeşilçam'ın mihenk taşlarından Kadir İnanır sevenlerini bir kez daha korkuttu. Usta sanatçı yoğun bakımda tedavi altında. Beyin tomografisi çekildiğinde beyni besleyen ana damarda bir tıkanıklık tespit edildi. İlk 2 saat içerisinde çok başarılı bir işlem gerçekleştirildi. 74 yaşındaki Kadir İnanır sabah saatlerinde Beykoz'daki evinde kahvaltı sonrası rahatsızlandı. Hayat arkadaşı Jülide Kural hemen İnanır'ın doktoru Profesör Doktor Uğur Türe'yi aradı. Ardından da İnanır ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jülide Hanım ambulansı çağırdı hemen. Hastane çok iyi müdahale etti sağ olsunlar. Çekilen beyin tomografisinde Kadir İnanır'ın beynine pıhtı attığı tespit edildi. Doktorlar hemen müdahale etti. Tıkalı damardaki pıhtı alındı. Beynin beslenmesi sağlandı. Şimdi işlemden sonra çekilen MR görüntülemelerinde de işlemin başarılı olduğu teyit edildi ve beyin beslenmesi şu anda iyi. Durumu stabil olan Kadir İnanır yoğun bakımda tedavi altına alındı. Entübe olarak yoğun bakımımızda izleniyor. İlk 24-48 saat içerisinde bir uyandırılma yapılmayacak. Usta oyuncu 2021 yılının Kasım ayında Muğla'da yürüyüş sırasında rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmıştı. İnanır'ın beyninde damar tıkanıklığı tespit edilmişti. 23 gün hastanede tedavi görmüştü. Taburculuğunu şu anda gündeme getirmek çok erken. İlk 24-48 saat dediğim gibi bir izlem yapılacak. Uyandırılacak önce. Uyandırıldıktan sonraki klinik durum daha net ortaya çıkar. Ondan sonraki süreçte bakacağız. Ankara'da yapımı yeni tamamlanan bir apartmanın istinat duvarı bitişiğindeki gecekondunun üstüne çöktü bir anda. O sırada gecekonduda yaşayan yaşlı adam saniye farkıyla ölümden bakın nasıl kurtuldu. Önce ev çatır çutur etmeye başladı. Ettiğinde ben içinde oturuyordum. Çay içiyordum. Baktım içerideki yukarıdaki tavandaki şeyler komple düşmeye başladı. Evde otururken çatıdan sesler gelmeye başladı. Kendisini dışarı attı. Saniyelerle ölümden kurtuldu. Ben çıktım tekrar baktım acaba bir yer mi yıkılıyor? Baktım ıstıkak duvarı geliyor.
Ankara'nın Mamak ilçesi Yeşilbayır mahallesinde yapımı yeni tamamlanan bir apartmanın istinat duvarı bitişiğindeki gecekondunun üzerine çöktü. O sırada gecekonduda yalnız yaşayan Ramazan Dağ çatıdan gelen sesler üzerine evden dışarı çıktı. Aşağıda o da ufak şeyler vardı, alıp çıkayım demeye kalmadı, kaçtım, ev komple yıkıldı. Çökme sonucu Dağ'ın yaşadığı gecekondu yerle bir oldu. O sırada evde bulunan köpek ve güvercinler istinat duvarının altında can verdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İstanbul Güngören'de 35 yıllık 6 katlı apartmanın 5. katındaki balkon bir anda çöktü. Balkondan kopan beton parçaları kaldırıma düştü. Ya o sırada kimsenin tabii sokaktan geçmemesi bir facianın önüne geçti. Şans eseri diyelim. İddia o ki daha önceden de hasarlıydı bu bina. Ekipler tarafından da tahliye edilmişti. Daha önceden zaten hasar vardı. Herhalde yaptılar sıva falan. Ondan sonra dün aniden çöktü. Çatlamıştı. İlgilenmediler. Ben de karşı binada zaten şu binada oturuyorum. Bir ses geldi. Duydukları ses 6 katlı bu binanın 5. katından geldi. Dairenin balkonu çöktü. Kopan beton parçaları kaldırıma düştü. Ben balkondaydım. Bir baktık aniden düştü yere. Allah'tan kimse yoktu orada. Aniden indi aşağı. Burası İstanbul Güngören Merkez Mahallesi. 35 yıllık binanın zamanla dökülüp sonunda çöken balkonu az kalsın faciaya sebep oluyordu. Biz birinci kattaydık zaten, saat 6.30 gibiydi. Bir ses geldi, paldır güldür. Aşağı indiğimizde işte burası çökmüş. Balkonu biraz sıva vardı, hasarı vardı yani açık. Binada yaşayanların iddiasına göre 5. kattaki o balkon zaten daha önceden de hasarlıydı ve nihayetinde korkulan oldu. Akşam saatlerinde bir anda parça parça yere düşmeye başladı ve nitekim binanın etrafında balkondan düşen parçalar hala duruyor. Şu üst gördüğünüz komşunun balkonu çöktü. Bizi Allah korudu yani. Şöyle yerlere bakıyoruz. Sizin evinizin önüne kadar gelmiş. Evet. Çoluk çocuğum buradaydı. Onları da Allah korudu yani. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Belediye ekipleri o bina için önlem aldı. Olay yerine gelen ekipler yaklaşık 35 yıllık binanın hala risk teşkil ettiğini belirledi ve binada yaşayanlar tahliye edildi. Binanın kapısına da zincir vuruldu. Belediye geldi işçimizi. Güvenlik açısından bizi otele yerleştirdi. Bir tek bu değil, hepsi çok riskli. Betonların artık zamanını doldurması başka bir şey değil. Bir an önce en hızlı şekilde artık kentsel dönüşüme gitilmesi lazım. Yani düşünün ki ortada artçı yok, deprem yok, hiçbir şey yok, balkon çökmüş. Ki biz de bu şehirde büyük bir deprem bekliyoruz. Efendim, Kahramanmaraş'ta bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden çok şükür kontrol altına alındı. Yangında 18 konteyner kullanılamaz hale geldi. Yangın inşaat işçilerinin Dulkadiroğlu ilçesindeki şantiyesinde bulunan konteynerlerle başladı. Yangını gören işçilerin ihbarıyla itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. 33 arazöz ve 53 personelin müdahale ettiği yangında işçilerin kaldığı 18 yatakhane zarar gördü. Bölgede toplam 100 konteyner olduğu ve 400 işçinin kaldığı öğrenildi. İstanbul'da sahibinden kaçan inek otoyola girdi. Trafikte tehlikeye neden oldu inek. Tabii polisler tarafından yakalandı. Hatta bir arabanın dikiz aynasını bile kopardı. Efendim, Eyüp Sultan'da sahibinden kaçtı inek. Kuzey Marmara otoyoluna girdi. Sahibinin yakalamaya çalıştığı inek trafikte tehlike oluştururken araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Sürücüler araçlarıyla yolda durarak ineğin önünü kesmeye çalışırken kaçmayı başardı inek. Bir aracın da aynasını kırdı. Yaklaşık 5 kilometre ilerleyen inek trafik polislerinin müdahalesiyle yakalandı. Bir skandalın haberini getireceğim efendim. Bitmedi bu işler. Sahte doktor gördük, sahte hakim savcı, bir de şimdi sahte avukat çıktı karşımıza. Hem nasıl sahte? Yani kendi de çok inanmış anlaşılan, ama ki patolojik bir durum. Adana'da sahte avukat kimliği düzenleyip cübbe giyerek adliye sarayında kendisini avukat olarak tanıtan, sosyal medyadan da reklamını yapıp insanları tuzağına düşüren Betül S. adliye koridorunda yakalanıp tutuklandı. Bakın, Betül S.'nin avukat cübbesiyle baro lokalinden ve duruşma salonları önünden görüntüler paylaşılmıştı. Kurbanlarını ağını düşürmeye çalıştığı tespit edildi. Sosyal medya yakalattı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Adana Adliyesi'nde başka bir avukat adına düzenlenmiş sahte kimlikle kendisini avukat olarak tanıttığı kişileri dolandırmaya çalıştığı bilgileri üstüne Betül S. hakkında soruşturma başlattı. Sosyal medya hesaplarından da fotoğraflar üstüne fotoğraflar koymuştu, ben avukatım vesaire diye. Oradan da kendine bir şekilde insanları mağdur etmeye çalışarak işte dolandırıcılık yapmış. Şüpheli Betül S. gözaltına alınırken evinde yapılan aramada bakın sahte avukat kimliği, avukat cübbesi, ruhsatsız tabanca, dolandırıcılık eylemlerinde kullandığı değerlendirilen çok sayıda adli evrak ele geçirildi. Nitelikli dolandırıcılık, kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi, özel işaret ve kıyafetlerin usulsüz kullanılması ve resmi belgede sahtecilik suçlarından tutuklanan Betül S. cezaevine gönderildi. Yani bu kadar nasıl kendini saklayabilmiş, nasıl böyle bir kripto halde bu işi yürütmüş onu anlamak mümkün değil. Çünkü yani bizim şirketimizde çalıştığımız, gözlemlediğimiz yerlerde hani kapıda girerken bir şeyi okutursun, bir sistem vardır, insanlar seni tanır eder. Hani burada nasıl böyle bir dolandırıcılığa imza atılmış hakikaten anlaşılır gibi değil. Bakalım ayrıntıları var olayın. Avukat cübbesi giydi, mahkeme salonları önünde sık sık fotoğraf çektirip paylaşımlar yaptı. Herkesi avukat olduğuna inandırmak için çabaladı. Dolandırıcılık yaptığı iddia edilen sahte avukatı ihbar yakalattı. Adana Adliyesi'nde sahte bir kadın avukatın vatandaşları dolandırmaya çalıştığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Şüpheli BS'nin evine baskın yapıldı. Evde sahte avukat kimliği, avukat cübbesi ve dolandırıcılıkta kullanıldığı belirlenen adli evrak ele geçirildi. Sahte avukatın mahkeme salonları önünde sık sık fotoğraf paylaştığı, vatandaşları bu şekilde kandırdığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen B.S., nitelikli dolandırıcılık, kamu görevini usulsüz olarak üstlenme, resmi belgede sahtecilik, özel işaret ve kıyafetlerin usulsüz kullanılması suçlamasıyla tutuklandı. İzmir'in Karabağlar ilçesinde marketinden ürün çaldığı iddiasıyla bir çifti evine kadar takip etti market sahibi. Tartıştığı adamı ve kadını tabancayla vurdu. Olayın ardından kaçtı market sahibi. Kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı ve gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde çiftin marketten alışveriş yaptıkları ve daha sonradan da fazladan ürün alıp parasını vermediklerini düşündüğü için evlerine gittiği ve tartışma esnasında bakın tabancayla gitmiş, tabancayı ateşlediğini söyledi. Yapılan sorgulamada yaralılar AD ve ÖK ile birlikte market sahibinin de hırsızlık ve birçok suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri ve yaralıların hastanedeki tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Efendim Akşam Gazetesi'nden çok ilginç bir haber okuyacağım. Yani CİMER aslında çok hızlı işleyen bir sistem. Hakikaten bir konuda şikayette bulunduğunuzda CİMER'e yani her neyse mesele yazabiliyorsunuz ve hızlı bir karşılık alabiliyorsunuz. Hemen ivedilikle bir çözüm görüyorsunuz. Şimdi burada yine CİMER söz konusu ama bu defa bir muradına erme, bir evlenme. Gaziantep'li İbrahim Doğan ailesi sevdiği kızı vermeyince CİMER'e yazmış. Yardım istemiş. Fatma Şahin dahil ilin ileri gelenleri devreye girdi. Baba 1,5 ayda ikna oldu. İbrahim ile Esma evlenip muratlarına erdi. CİMER sayesinde evlenen bir çifti de gördük vallahi. Bakalım ayrıntılarına. Esra Hanım'la İbrahim Bey evlenme kararı üzerine belediyemize başvuruda bulundular. Bu mutlu son kolay olmadı. Aile büyükleri evlenmelerine karşı çıkınca genç çift ilginç bir yönteme başvurdu. Ailemde cesaret olmayınca ben de biraz hani devlet büyüklerimden istemeye karar verdim. Gaziantep'te yaşayan 23 yaşındaki Esra Bağmacı ile 24 yaşındaki İbrahim Doğan evlenmek istedi. Aile büyüklerini ikna edemeyen damat Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne başvurdu. Yazdım işte sen Cumhurbaşkanım böyleyken böyle ben bu kızı istiyorum ama alamıyorum. Yani bana bir yardımcı olun diye. Ben hiç karşılıkla beklemiyordum yani öyle söyleyeyim. Yaklaşık bir hafta sonra CİMER'den yanıt geldi. Devreye Gaziantep İl Müftülüğü girdi. Genç çiftin ailelerine ulaşan İl Müftü yardımcısı onları ikna etti. Esra Hanım'la İbrahim Bey'in evlenme kararı üzerine belediyemize başvuruda bulundular.
Genç çift CİMER'e yaptıkları başvuru sayesinde evlendi. Şu an hiçbir sıkıntımız yok Allah'a şükür. Enteresan olmuş hakikaten. Hürriyet gazetesinden okuyacağız. Efendim, kansere çare uzayda mı? Bu da ilginç bir haber. NASA uzmanları Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaptıkları deneylerde kanserle mücadele açısından çok önemli bulgulara ulaştılar. Kemoterapi alternatif umudu. Verilen bilgilere göre yerçekimsiz ortamda moleküler yapılar havada asılı duruyor. Bu da yapılarının analiz edilmesini kolaylaştırıyor. Gerçekleşen deneyler sayesinde uzun ve ağrılı kemoterapi tedavileri yerine doktor muayenehanesinde enjeksiyon yoluyla uygulanabilecek bir ilaç yapmak daha mümkün hale gelebiliyor. Hadi inşallah bir an evvel olsun. Hatta yani tedaviye gerek olmasın, kanser olmamayı bulmamız lazım değil mi? Artık o merhale çoktan gelmiş olmamız lazım. Yapay zekayı konuşuyoruz zira. Gelelim bütün dünyaya dert olmuş bir meseleye. Anlamak mümkün değil, onu da söyleyelim. Hastaları umut olmak istedi. İngiltere'nin veliaht prensi Kate'in, Prenses Kate'in kanser tedavisi gördüğü açıklama sonrası gelen destek mesajlarından çok etkilendiği bildirildi. Kanser olduğunu duyurarak spekülasyonları durdurmayı isteyen Kate'in bu açıklamayı görev olarak gördüğü ve kanser olan diğer insanlara da umut olmayı amaçladığı belirtiliyor. Elbette geçmiş olsun. Çok zor, amansız bir hastalık. İnşallah amansız demekten de kurtuluruz yakın bir zamanda. Ama yani bu prenseslik, kraliçelik, prenslik meselelerini çok böyle dünyaya köpürterek anlatma hali biraz can sıkıcı. Prenses nerede? Prenses kayboldu. Dünyanın o kadar çok derdi varken, Gazze'de böylesine kan dökülüyorken milletin derdi prenses olmuş. Prenseslik mi kaldı diyelim ve geçelim bu kısmı. Şimdi bir süredir hakkındaki spekülasyonlarla gündemden düşmeyen Prenses Kate Middleton'ın kanser tedavisi gördüğü konusunu geçmeden önce bir ayrıntı da verelim haberde. Destek mesajları yağıyor. Liderlerden özellikle hangi liderler destek verdi bakalım. In January, I underwent major abdominal surgery in London. Kraliyet, dünya liderleri, halk. Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Prenses Kate'e destek mesajları yağdı. Kate Middleton'a ilk destek mesajı gönderen Kral Charles oldu. Kral Charles da bir süredir kanser tedavisi görüyor. Kral adına yapılan açıklamada majesteleri konuşma cesaretinden dolayı Kate'le gurur duyuyor denildi. Kraliyetten ayrılarak Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir hayata başlayan Prens Harry ve Meghan Markle çiftine prensese iyi dileklerini iletti. Kate ve ailesine sağlık ve şifa diliyoruz. Bunu huzur içinde yapabilmelerini umuyoruz açıklamasını yaptılar. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, prenses yaptığı açıklamayla muazzam bir cesaret gösterdi dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin First Lady'si Jill Biden, X'te cesursun ve seni seviyoruz yazdı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gücünüz ve dayanıklılığınız hepimize ilham veriyor dedi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, hepimiz acil şifalar diliyoruz diye konuştu. Ocak'ta karın ameliyatı olacağı ve Nisan'a kadar halkın karşısına çıkmayacağı açıklanan Prenses Kate hakkında birçok spekülasyon ortaya çıkmıştı. Prenses de 22 Mart'ta kanser tedavisi gördüğünü açıklamış ancak kanserin türü belirtilmemişti. However, tests after the operation found cancer had been present. Posta gazetesinden okuyalım. Zeliha'nın bebek hayali gerçek oluyor. Kayseri'de işitme engelli Zeliha Varol bir yandan fabrikada tekstil işçisi olarak çalışıp diğer yandan tekvandoda başarıdan başarıya koşuyordu. Dünya şampiyonasında derece yapıp devletin vereceği ödülle tüp bebek sahibi olmak istediğini söyleyen Zeliha'nın tedavisini Profesör Doktor Gökalp Öner üstlendi. Çalıştığı fabrikada haberi alıp muayeneden geçen Zeliha, 9 yıldır eşimle bunu istiyorduk. Sürpriz oldu. Çok mutluyum, çok ağladım diyor. Zeliha'ya sevgiler. İşte ramenci bir insan. İnşallah vatana millete hayırlı evlatlar yetiştirsin, doğursun. Ve bir diğer gazeteye bakıyoruz. Hemen Sabah gazetesi. Dilek ağacı 746 depremzedeyi sevindirecek. Hatay'da konteyner kentte kalan depremzede çocuklar hayallerini süsleyen isteklerini Çocuk Hakları Komisyonu'na ulaştırdı. Komisyonda yer alan avukatlar 746 depremzede çocuğun dileğini yerine getirecek. Şahane bir iş hakikaten. SMA hastası ikizleri deprem ayırdı. Bu çok üzücü.
İnşallah buradan çok da kutsal bir aydayız. Yardım etmek isteyenlere biz de bu haberle vesile olmuş olalım. Bakın ikiz kardeşler, Hataylı ikizler Amine ve Aybüke'nin bir aylıkken SMA hastası olduğu öğrenildi. Depremde hastanenin elektrikleri kesildiği için ikizlerden biri öldü efendim. Hayatını kaybetti Amine bebek. Aybüke içinse gerekli paranın çok az kısmı toplandı. Dediğimiz gibi Aybüke bebek böyle vicdanı büyük yardım etmek isteyen insanlara muhtaç. İnşallah yaşatırız Aybüke bebeği hep birlikte. Ve devam edelim. Yazılı basın böyleydi. Şimdi Aksa Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü final organizasyonunda şampiyon Fenerbahçe Opet oldu. Aksa Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de final heyecanı yaşandı. Türk Hava Yolları'nı 3-1 yenerek adını finale yazdıran Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol takımıyla nefes kesen mücadelede Vakıfbank 3-2 mağlup ederek finale yükselen Eczacıbaşı Dinavit'le karşılaştı. Aksa Sigorta Kupa Voley'de bugüne kadar toplamda 8 kez final oynayan Fenerbahçe 3 kez de şampiyonluk elde etti. Sarı lacivertler 4. şampiyonluğa uzanmak istiyordu. Eczacıbaşı ise Kupa Voley'de daha önce 13 kez finalde mücadele etti. Eczacıbaşı Dinavit'i oynadığı finallerin 9'undan zaferle ayrılarak kupayı müzesine götürmeyi başardı. Turuncu siyahlılar da 10. kupanın peşindeydi. Dev maçta kazanan Fenerbahçe Opet oldu. Kanarya ilk seti 25-23 aldı. İkinci sette Eczacıbaşı 25-16 ile mücadeleyi dengeye getirdi. Üçüncü sette Fenerbahçe 25-17 üstün geldi. Dördüncü sette ise Fenerbahçe 25-20 kazanarak fişi çekti ve dördüncü kez Kupa Voley'in sahibi oldu. Böylece Kanarya 2016-2017 sezonu sonrasında ilk kez bu zaferi yaşadı. Aksa Sigorta Kupa Voley'in en değerli oyuncusu da Melisa Vargas oldu. Fenerbahçe Opet mücadelenin ardından düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı. Sarı lacivertli ekibe şampiyonluk kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstün daha takdim etti. Kupa sevincini yaşayan Fenerbahçeli voleybolcular daha sonra takım halinde şampiyonluk fotoğrafı çektirdi. Biz de tebrik ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Elon Musk'ın kurucusu olduğu Amerikan nöroteknoloji şirketi Neuralink, beyin çipi yerleştirdikleri kişinin düşünce yoluyla satranç oynadığını açıklamıştı. Biz hepimiz böyle şaşmış kalmıştık. Hakikaten dünyada sessiz bir devrimin gerçekleştiğinin göstergesi. Düşünce yoluyla satranç oynamak ne demek? Bu kez de bakın, bu da çok acayip. Düşünce gücüyle yarış oyunu oynadığı video paylaşıldı. Hemen bakalım görüntülerine. Elon Musk'ın İnsan bilgisayar arayüz şirketi Neuralink, geçtiğimiz haftalarda yapmış olduğu duyuruyla yıllarca hayvanlar üstünde çalıştıktan sonra ilk kez bir insana beyin implantı taktığını açıklamıştı. Geçtiğimiz hafta ise hepimizi çok şaşırtan, çok da ilgilendiren, dünyayı teknolojik açıdan çok ilgilendiren bir boyuta taşımanın haberi olarak biz de ekranlarınıza getirmiştik. Boyundan aşağısı felçli olan Neil Arbon açıklanmış ve ilk videosu paylaşılmıştı. Arbon'un düşünce gücüyle satranç oynadığı video dünya çapında ses getirmişti. Neuralink'in ilk insan deneyi olan Neil Arbon bu kez de düşünce gücüyle yarış oyunu oynadı ve bu video paylaşıldı. Video Arbon'un düşünce gücüyle bilgisayar kontrol etme gücünün geldiği son noktayı gösteriyor. Çok acayip hakikaten. Bu kez atlar yarıştı diyeceğiz. Dubai'de 200'den fazla atın arasından düzelteyim. Çok ilginç çünkü yani ne gerek varmış, kim bulmuş bu fikri bir bakalım. Güzel at seçme yarışması. Birleşik Arap Emirlikleri'nin belli ki canı sıkılıyor. Dubai kentinde 21. Uluslararası En Güzel Arap Atı Şampiyonası birçok ülkeden 205 atın katılımıyla gerçekleşti. Bakalım görüntüleri. Bakın hakikaten çok güzel bir at ama. Şampiyona da Fael Reşen isimli at birinci oldu. Atın sahibine ödülünü Dubai Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Şeyh Ahmet Bin Said El Maktum takdim etti. Hayat Vaderino. Ve gelelim programımızın nirengi noktasına. Bizim programımızın manşeti anketlerimiz efendim. Türkiye'nin geleceği hakkında
görüşünüz ne diye sorduk size. O kadar çok mesaj yolladınız, o kadar ilgilendiniz ki ben de sizinle birlikte sonucu göreceğim. Şöyle iki mesaj okuyayım, ondan sonra da sonucu isteyeyim Arzu'dan. Süleyman Çolak, insan aklı ve fikri değişmediği sürece güzel günler hep uzakta kalır, değişim şart demişsiniz. Şöyle ki gerçekten eskiden bir söz vardı, yanlış söylersem affola. Eskiden dünyayı değiştirmek isterdim, şimdi kendimi. Hakikaten öyle, herkes şöyle bir kendini daha insan vasfına yakın özellikleriyle donatarak dünyayı değiştirmeye gayret edebilir. Peki nasıl bir sonuç çıktı? Ben şimdi bugün özel kıymetli bir konuğumuz olacak. Erkenden istiyoruz sonucu. Güzel günler uzakta demişsiniz. %75. Biraz böyle sizi ümitsiz gördüm. Güzel günler yakında diyenler %17. Fikrim yok diyenler %8. Peki teşekkür ediyoruz etkisi olan tüm dostlara. Şimdi anketimizin sonucu böyleydi. Mesajlarınız için, oylarınız için çok teşekkür ediyoruz. Ve bir sanatçıyı yad ederek yayınımızı şöyle bir araya gidiyoruz yayınımızdan. Efendim, Gel Tezkere ve Unutama Beni şarkılarıyla bir dönem gönüllere taht kurmuştu Esmeray. Unutulmaz sanatçı 2001'de akciğer kanserine yakalandı. Yaklaşık 3 ay kanser tedavisi gördü. 25 Mart 2002'de 53 yaşında hayata gözlerini yumdu. Esmeray'ı özlemle yad ediyoruz. Unutma beni. Boğazında düğümlenen hıçkırık olayım. Unutma beni. Günaydın, günaydın, günaydın. Hoş geldiniz. Şerefler getirdiniz. Yeni saate başlıyoruz. Habertürk'te haberin en doğru adresindesiniz. Siz televizyonu açtınız, bize güvendiniz. Gerisi bizde efendim. Ekmeğinin peşine yollara düşmüş dostlarımız Habertürk Radyo'dan bizleri takip edebilirler. Ve hızlıca şöyle manşetler diyelim. Seçime kaldı 5 gün, adım adım yerel seçime gidiyoruz. Sandık başında olacağız 5 gün sonra. Peki seçmen, sizler, bizler pazar günü oyumuzu kullanacağız. Liderler, adaylar ne yapıyor? Bir bakalım. Sonra yeni saate başlayalım. Tekrar hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin yeniden Büyük İstanbul mitinginde konuştu. Mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye yönetimini eleştirdi. Bu şehri CHP zulmünden 31 Mart'ta kurtarmamız gerekiyor dedi. Her seçim öncesinde insanımızı korkutmak için bizimle ilgili ortaya bir sürü yalan ve iftira attılar. Ama bir kez olsun haklı çıkmadılar. Bu şehri bu CHP zulmünden 31 Mart'ta kurtarmamız gerekiyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçim çalışmalarına İzmir'de devam etti. Foça'da konuşan Özel, seçmenden destek istedi. AK Parti'ye sarı kartı göstermenin zamanıdır dedi. Emekliler, köylüler, çiftçiler, bu seçimde AK Parti'ye sarı kartı göstermenin zamanıdır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Yeniden Büyük İstanbul mitinginde konuştu. Rakibi Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Kurum, 31 Mart'ta sandık gelecek, hesap kesilecek dedi. Biz bu şehri depreme hazırlayacağız dediler, tek bir çivi çakmadılar. Reklama, algıya ayırdıkları bütçeyi depreme ayırmadılar. İstanbul'un kaynaklarını yetimin hakkıdır demeden balya balya kendi ikballeri için dağıttılar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kiptaş tarafından yenilenen evlerin teslim töreninde konuştu. Gündeminde kentsel dönüşüm vardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çevre Şehircilik ve Altyapı Bakanlığı'nı eleştirdi. Sözde yapılan kentsel dönüşüm gerçekten riskli ve öncelikli alanlara değil,
birileri için bol kazançlı alanlara odaklanan dönüşümdür ve İstanbul böyle bir süreçle neredeyse 20 yıl aldatıldı. Yüksek Yargı'da geçen hafta Anayasa Mahkemesi'nde yaşanan seçim heyecanı bu hafta Yargıtay'da devam edecek. Bugün 348 Yargıtay üyesi sandık başına gidecek ve 4 yıl görev yapacak olan Yargıtay Başkanı'nı seçecek. Rusya'da son yılların en büyük terör saldırısının yası tutuluyor. Ülkede ilan edilen bir günlük yas çerçevesinde bayraklar yarıya indirildi. Konser salonunun önünde anma törenleri düzenlendi. Yaşamını yitirenler anısına çiçekler bırakıldı. Yaralılar için kan bağışı yapmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 15. yıl dönümünde anıldı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkan adayı Mustafa Destici anma etkinliğinde konuştu. İyi ve örnek bir insandı dedi. Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davanın takipçisi olacağız diye konuştu. Muhsin Yazıcıoğlu iyi bir insandı, örnek bir insandı. Hoşgörülüydü, kadir şinastı, alçak gönüllüydü. Ve Muhsin Yazıcıoğlu iyi bir Müslümandı. İyi bir mümindi. Ünlü sinema sanatçısı Kadir İnanır evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Beynine pıhtı attığı tespit edilen İnanır yoğun bakıma kaldırıldı. Kadir İnanır 2021 yılında da beyninde damar tıkanıklığı nedeniyle 23 gün hastanede tedavi görmüştü. Entübe olarak yoğun bakımımızda izleniyor. İlk 24-48 saat içerisinde bir uyandırılma yapılmayacak. Ve bir son dakika gelişmesi var. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın X hesabına yaptığı paylaşımı hemen okuyalım. Ele başlığını Barış Boyun'un yurt dışı firar, bu arada onu söyleyelim, yaptığı organizasyon örgütüne yönelik Tekirdağ Çorlu'da 3 gün süren Mahzen 19 operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda Elebaşı'nın yönettiği organize suç örgütü üyesi 13 şüpheli yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun, nerede olursa olsun ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız diyor İçişleri Bakanı. Biz de ekiplerimizin ayağına taş değmesin diyoruz. Ve bu sırada Habertürk Meteoroloji Mühendisimiz Hüseyin Özdel stüdyoda yerini aldı. Hüseyin'i stüdyomuzda şöyle yayınımıza davet ediyoruz. Merhaba. Hoş geldin, günaydın. Merhaba, günaydın. Herkese iyi sabahlar, iyi haftalar. Teşekkür ederiz. Çok kırmızı, çok güzel yakışmış üzerine. Bu hafta ederim. Bir enerji var zaten havada ya. Da. Belki ona... Tamam. Ona işaret olsun. İşaret olsun, hemen bakalım. Çünkü bu hafta çok kuvvetli bir rüzgar ve yağış geçişi var. Pazartesi hafta başı Türkiye'nin batı bölgelerinden. Kaç gündür böyle ortalama sıcaklıklarda gidiyorduk ama çok kuvvetli yağmur alamamıştık İstanbul'da. Ve hava sabahla gece çok soğuktu. Sabah ve gece. İç Anadolu bölgesinde ve batıda Uşak, Manisa, Aydın, Denizli gibi Ege'nin iç kesimlerinde zirai don yaşadık geçtiğimiz 3 gün. Hafif ve orta kuvvette. Biraz kar yağışı doğuda aldık. Ardından şu pazartesi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radar görüntüsüne bakıyoruz. Açık bir gökyüzüyle uyandık ama Trakya'dan itibaren yağışlar oluşmaya başlıyor. Lodos'tan esecek güney-güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar geliyor. Böyle baş ağrısı, eklem ağrısı, halsizlik gibi yan etkileri olabilir. Gelecek 2-3 günün rüzgarı Lodos yönünden kuvvetli esecek. İstanbul'da tahmini olarak 11-12 sularında ve Tekirdağ'da yağmurun başlamasını bekliyoruz bugün. Ancak saat 4'e 5'e kalmadan 16-17 sularında şehirden ayrılmış olmasını bekliyoruz. Yani gün ortası yağmur geliyor İstanbul'a. Aynı zamanda Çanakkale, Bursa, Yalova, Körfez, Tekirdağ, Edirne bu yağmurlu havanın içine katılan alan. İzmir ve çevresine inince ise özellikle İzmir ile Ayvalık arasına diyelim. Hani şurası Altınoluk, Ayvalık, şurası İzmir. Bu alanda Ege bölgesinin tam ortasında kuvvetli gök gürültülü yağmur bekliyoruz. Bakın bu biraz önemli. Yıldırım düşmesi, ufak taneli dolu yağışı deniz üzerinde hortum, körfezlerimizde hortum görebilirsiniz. Bugün deniz üzerinde olmamaya çalışın. Ayvalık, Altınoluk, Assos, buradan güneye doğru indikçe işte İzmir'e, Çeşme'ye kadar aslında bugün haftanın en rüzgarlı ve en yağışlı günü. İç Anadolu bölgesine de sokulacak o yağışlar. Akşam olduğunda bu akşam tahmini olarak, saati tahmini söyleyelim, 17-18'de Ankara'da da yağmur başlayabilir. Ankara'da 3 gün önce kar yağmıştı. Belki batı bölgelerde yağmadı ama Anadolu'yu tekrar bir soğuk hava ziyaret etti. Şimdi o soğuk hava ayrılıyor. Adeta süpürülüyor. Lodoslu ve Kuzey Afrika üzerinden gelen rüzgarlı havanın sayesinde. Hava sıcaklıkları ne olacak peki? Çarşamba ve Perşembe batı bölgelerde 20 dereceye yükseliyoruz İstanbul'da. Ankara'da 22 dereceye çıkarız Çarşamba, Perşembe. İzmir'de ise 23-24 derecelere yükselerek
bu ayın ve bu yılın bugüne kadarki en sıcak havalarına kavuşacağız. Ne olacak? İlkbahar havası. Ama çarşamba günü yine bu rüzgarlı havanın peşine biraz yağmur düşebilir Marmara'da, İstanbul çevresine. Bugünkü kadar olmasa da ve Bursa etrafına. İşte bu yağmur o Kuzey Afrika'nın tozlarıyla gelen havanın yağmuru. Yani otomobiller, camlar yine kahverengi örtüyle çamur yağmışçasına kaplanır. Araçlarınızı yıkamadıysanız, yıkatmadıysanız yıkatmayın. Çarşamba gününden sonraya bırakın bence. Çünkü böyle bir tozlu mozlu geliyor. Sonra ben ne zaman temizlik yapsam yağmur yağıyor diye kendinizden biliyorsunuz bu yağmur. Öyle bir durum yok. Hava olayları gelişiyor. Biz de küçük insanlar olarak atmosferin altında yaşıyoruz. Bu yağışlar biraz kuvvetli olacak dedik ama salı günü de yarın da Doğu Akdeniz'de Hatay ve Osmaniye çevresinde çok kuvvetli yağış görünüyor. Doğu Anadolu bölgesinde de yarın kar bekliyoruz tekrar. Hızlı bir çarpıp geçecek ama çarşambaya kalmıyor bile Doğu Anadolu bölgesindeki kar yağışları ve Doğu Akdeniz'deki kuvvetli yağmur. Yani özet geçmek gerekirse Ela pazartesi İstanbul dahil batıda ama en çok İzmir Ayvalık arasında yağmur var. Yarın Hatay Osmaniye arasında ve Doğu Anadolu'da yağış var. Sonra ne oluyor? Ciddi bir ısınma geliyor. Dışarıda daha rahat vakit geçirir insanlar. Böyle 20 dereceleri yakalıyoruz. Kış mevsimine de şöyle ufak bir el sallıyoruz artık batı bölgelerde. Biz İstanbul alt kesimlerde yaşayanlar olarak zaten kış mevsimi pek göremedik gibi göremedik. Bir şey. Kıyılara yakın bir yerde göremedik. Ne yazık ki. Seneye artık inşallah. Bu kış böyle geçti ama çok yan etkileri oldu. Bu hafta içerisinde Bursa'da bulunacağız. Mudurnu'da, Gemlik'te gezeceğiz. Doğadaki yansımasını anlamaya çalışacağız. İnsanlara aktaracağız. Sıcak kış iyi değil. Kar görmeyen sebzeler, meyveler bakalım ne haldeymiş göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Hüseyin Öster. Kolaylıklar diliyoruz. Habertürk Meteoroloji Mühendisimiz Hüseyin Öztel uyarılarını yaptı, hava durumumuzu anlattı. Şimdi devam edelim. Türkiye adım adım yerel seçime gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimi de işliyor bir yandan. Seçmen bilgi kağıtlarının 29 Şubat'ta başlayan dağıtım süreci sona erdi. 21 Mart'ta başlayan propaganda ve bazı seçim yasakları ise sürüyor. İşte Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takviminin detayları. Yüksek Seçim Kurulu'nun 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin takvimi işlemeye devam ediyor. Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtım süreci tamamlandı. Seçim takvimine göre 21 Mart Perşembe günü başlayan propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları 30 Mart Cumartesi saat 18'de, seçim yasaları ise 31 Mart saat 23.59'da sona erecek. 25 Mart'ta seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlıklarına başlanacak. Zarf, pusula ve mühür gibi araç ve gereçler 29 Mart'ta sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek. Aynı gün sandık görevlilerinin eğitim süreçleri sona erecek. 28 Mart'ta tutuklularla taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin listeler kesinleştirilecek. Yerel seçimde 1.032.610 ilk kez olmak üzere toplam 61.441.882 seçmen oy kullanacak. 31 siyasi parti adayının yarışacağı seçimde ülke genelinde 206.000'den fazla sandık kurulacak. 32 ilde 7'de başlayacak oy kullanma işlemi 16'da sona erecek. Diğer illerde ise 8-17 saatleri arasında seçmen oyunu kullanabilecek. Efendim Yüksek Yargı'da geçen hafta Anayasa Mahkemesi'nde yaşanan seçim heyecanı bu hafta Yargıtay'da devam edecek. Bugün 348 Yargıtay üyesi sandık başına gidecek ve 4 yıl görev yapacak olan Yargıtay Başkanı seçilecek. Nisan ayında da gözler Danıştay'daki seçimde olacak. ...348 üye sandık başına gidecek. Gizli oylama yapılacak. Yüksek Yargı'da seçim heyecanı bu hafta Yargıtay'da yaşanacak. Geçen hafta Anayasa Mahkemesi yeni başkanını seçti. Bu hafta seçim sırası Yargıtay'da. Mevcut Başkan Mehmet Akarca 24 Mart 2020'de oyların sal çoğunluğunu alarak başkan seçilmişti. 4 yıllık görev süresi Mart ayında dolduğu için 348 Yargıtay üyesi 25 Mart Pazartesi günü yeniden sandık başına gidecek. Yargıtay'da 4 yıl görev yapacak başkanı belirlemek için gizli oylama yapılacak. İlk 3 oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa seçim 3. oylamada en çok oy alan 2 aday arasında yapılacak. Başkan Akarca'nın yeniden aday olduğu seçimde 4 isim daha başkanlık için yarışacak. Bu isimler Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ve 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal.
Danıştay'da ise başkanlık seçimi için Nisan ayında sandık kurulması planlanıyor. Mevcut başkan Zeki Yiğit 7 Mayıs 2020'de başkan seçilmişti. Yiğit'in yeniden başkanlığa aday olması bekleniyor. Başkan seçilebilmek için salt çoğunluğun sağlanması gerekiyor. Dünyanın dört bir yanında ışıklar dünya için bir saatliğine kapatıldı. Dünya Saati etkinliği kapsamında simgesel yapılar karanlığa gömüldü. Amaç iklim krizine karşı küresel bir farkındalık yaratmak. Atina, Roma, Sydney, İstanbul. Işıklar bir saatliğine dünya için söndü. Simgesel yapılar karanlığa gömüldü. Her yıl olduğu gibi bu yılda dünyanın dört bir yanındaki ikonik yapılar Dünya Saati etkinliği kapsamında karardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinin simgesi Empire State binasının ışıkları bir saatliğine kapatıldı. Yunanistan'ın başkenti Atina'da da Akropolis'i aydınlatan ışıklar birer birer söndürüldü. İtalya'nın başkenti Roma'nın simge yapılarından Kolezyum'un ışıkları da bir saatliğine kapatıldı. Hong Kong'da 4000'den fazla binanın ışıkları söndürüldü. Dubai'de sık sık renkli ışık gösterilerine sahne olan dünyanın en yüksek gökdeleni Burj Halife'de 60 dakika boyunca karanlıkta kaldı. Avustralya'nın Sydney kentindeki ünlü opera binası da ışıklarını bir saatliğine kapattı. İstanbul'da Galata Kulesi, Ankara'da ise Atakule'nin ışıkları dünya için söndürüldü. Dünya Saati etkinlikleri 2007'de Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından Avustralya'nın Sydney kentinde başlatılmıştı. Her yıl Mart ayının son cumartesi günü düzenlenen etkinlik, iklim değişikliği başta olmak üzere doğal kaynakların aşırı tüketimine karşı insanları bilinçlendirmeyi hedefliyor. Efendim gün başlıyor programımıza. Çok kıymetli bir konuğumuz geldi. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Doktor Faruk Özlü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın adayı. Evet, Cumhur İttifakı'nın evet. Onun altını çizelim. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk efendim. Düzce deyince ile böyle ben gerçekten yeşil. Evet. Bol bol böyle doğa aklıma geliyor. Gerçekten çok eşsiz bir coğrafya. Çok. Adeta ben Ankara'da yaşadığım için Ankara'nın böyle zaman zaman bunalıp kaçtığım adreslerinden bir tanesi. Zaman zaman Sayın Başkan'la da o manada görüşüyoruz. Evet. Sağ olsunlar evet. Bizi misafir ediyor. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Artık ben teşekkür ediyorum. 4 gün. Yani bugün 5 gün. Bugün de sayarsak. Evet. Pazar günü seçim var. Düzce çok özel bir yer. Cumhur İttifakı ittifak halinde orada seçime gidiyor öyle, ama ittifak yok Düzce'de. Öyle mi? Düzce'de bağımsız olarak evet. giriyoruz. Bütün siyasi partiler Düzce'de seçime bağımsız giriyorlar. Öyle evet. mi? Evet, evet. Evet. MHP'nin de mi? MHP'nin de adayı var. Öyle mi? MHP'nin var, CHP'nin var, İYİ Parti'nin var. Bütün evet. partilerin Düzce'de evet. adayları var. Düzce'de tam bir demokratik maşallah. Yarışma. İş biraz daha karmaşık o evet, zaman. Evet, karmaşık biraz da. Rahat mısınız? Çok rahatız, gayet rahatız. Peki. Başlayalım o zaman sorularımızla. Buyurun. Evet, hazırsanız. Şimdi belediye başkanlığı yaptığınız 5 yılı nasıl değerlendirirsiniz? Önce onu alalım. Önümüzdeki 5 yıl için planlarınızı dinlemek isteriz Sayın Başkanım. Ben 2019 yılında belediye başkanı seçildim. Seçildikten sonra belediyenin, daha doğrusu Düzce'nin problemlerinin ne kadar çözülmemiş sorunu varsa hepsine el attım. Yani benim aslında kronikleşmiş, kanyon olmuş sorunları çözmeye karşı özel bir ilgim var. Düzce'de bunu yaptım. Düzce'de ne kadar 2019 yılına kadar çözülememiş sorunları varsa hepsiyle ilgilendim. Hepsine el attım ve hepsine bir çözüm getirdim. Ve bu ara deneyimlerimi, gözlemlerimi bir kitapta topladım. Bu Belediyecinin Esasları kitabı. Bunda Düzce'den örneklerle
10 temel esas üzerine oturttum belediyeciliği. Çünkü belediyecilikte şöyle bir şey var. Herkes farklı anlıyor. Kimisi belediyeciliği sosyal yardım olarak görüyor. Kimisi belediyeciliği altyapı olarak görüyor. Ama aslında o ne bir sosyal yardım işi ne de sadece bir altyapı işi. 10 temel esasa oturttum belediyeciliği. Burada aslında teoriyle pratiğin sentezi var. Yani gözlem, deneyimlerle birlikte teorinin sentezi var. Ben bu kitabı önemsiyorum. Bu kitaptaki ifade edilen fikirler aslında siyasi içerikli fikirler değil. Tamamen insan odaklı, insana hizmet odaklı fikirler. Zaman zaman şu örneği veriyorum. Biliyorsunuz bir fil hikayesi vardır. Birçok kör toplanmış, ortada bir fil var. Ve demişler ki bu nedir? Filin ayağını tutan, onu bir sütun olarak tanımlamış. Hortumunu tutan bir boru olarak tanımlamış. Ama aslında o ne bir sütun, ne bir boru. O aslında bir fil. Belediyeci de bu şekilde. Sizin akademik geçmişiniz de çok dikkat çekiyor. Harvard Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi'ni başarıyla bitirmeniz, üstüne doktora yapmanız, yani bu teoriyle pratiği birleştirmenizde bu akademik yönünüzün etkisi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet, ben makine mühendisiyim. Evet. Tekrar dünyaya gelsem yine makine mühendisi olurum. Tekrar dünyaya gelsem yine aynı okuduğum okullarda okurum. Gerçekten Harvard'a kadar giden bir eğitim sürecim oldu. Esasen İstanbul'da burada okumuştum. Yaklaşık 10 yıl İstanbul'da lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi aldım. Akabinde İstanbul'da uzun yıllar görev yaptım. Benim aslında asıl uzmanlık alanım savunma sanayidir. Sanayi müsteşarlığında. Çok başarılı bir dönem icra ettiniz. Sonrasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kritik bir görev. Bugün aslında savunma sanayinde ileri çıkan, öne çıkan ne kadar savunma sistemi varsa ben onların hepsinde görev yaptım. Ya uzmandım ya proje mühendisiydim. Veya işte müsteşar yardımcısıydım. Bakanlık da yaptınız. Evet, bakanlık da yaptım. Sonra Düzce... Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Aslında şöyle, aslında Milli Savunma Bakanlığı, yani Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın çok ciddi bir sanayi tarafı vardır. Bu çoğu kimse tarafından bilinmez. Ama gerçekten Türkiye'nin önde gelen şirketleri savunma sanayi şirketleridir. Aselsan gibi, TAI gibi, Roketsan gibi. Fakat bu sadece sanki savunma konusu bir güvenlik konusu olarak algılanır. O yüzden ben aslında savunma sanayi uzmanıyım. Ve bir de Sanayi Bakanlığı yaptım. Evet, sizin geçmişinize ve akademik yönünüze, tecrübelerinize, bakanlık yönünüze baktığımızda aslında çok daha farklı bir belediye başkanı olarak karşımızdasınız. Belediye başkanını nasıl tanımlarsınız, belediyeciliği? Aslında şöyle söyleyeyim, yeni nesil bir belediyecilik tanımı yapmamız gerekiyor artık. Yani klasik belediyeciliğin dışında, yani bir şehirde işte çöp, çamur, çukur gibi hizmetlerin dışında aslında modern şehirler dediğimiz akıllı şehirlere giden bir sürecin tanımlanması gerekiyor. Türkiye'de akıllı şehir kavramı tam oturmuş değil. Türkiye'de medeniyetin, yani gelişmişliğin simgesi olan şehirlerin henüz daha oturmuş olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü bütün şehirlerimizde en başından altyapı sorunları var. Burada hani parti ayrımı yapmaksızın bütün partiler için geçerli bu. Şehircilikte ciddi bir sorun yaşadığımızı sizlerle paylaşmak isterim. Evet. Bir yandan da artık seçim kampanyalarının son 5 gününe girdik. Evet, son 5 gün. Evet. Yani ne yapıyorsunuz? Yani nasıl ya da mevcut seçim kampanyası şimdi, pratiğini Türkiye'nin nasıl buluyorsunuz değil mi? Zira yani şöyle söyleyeyim, siz biraz Ankara'dan Düzce'ye geldiğiniz için zorlanıyor musunuz örneğin? Gerçekten şunu söyleyeyim. Seçim kampanyaları ve siyaset yapma tarzları üzerinde yani bir yenilik yapmak lazım. Öyle gerçekten mi? Bu tarz iyi bir tarz değil. Çok yorucu. Yani bir şehir düşünün. Bir büyük şehir düşünün. Bu şehrin belediye başkanı adayı sanki bir mahalle muhtarı gibi, mahalle muhtarı adayı gibi çalışmak zorunda kalıyor. Çünkü siz yapmazsanız rakipleriniz bunu yapıyor. O bakımdan siyaset yapma tarzlarımıza da bir yenilik yapmak gerekiyor. Ben gelecek 5 yılı Fevzi Bey, gelecek 5 yılı aslında planladım. Şöyle planladım. Önümüzdeki 5 yıl yapmak durumunda
olduğum ya da yapmayı arzu ettiğim projeleri Türkiye Yüzyılı felsefesine uygun bir şekilde Düzce için 100 proje planladınız. Dinleyelim onları dilerseniz. Evet. Bir kısmını dinleyebiliriz. Kitap haline getirdim. Bakın evet. Burada Düzce için Türkiye Yüzyılı'nda 100 proje. Bunlar gerçekten üzerinde çalışılan... Bunlar hayata geçirmeyi planladığınız evet, projeler. Evet, bir kısmından kesinlikle. Bahsedebilirsiniz ben dilerseniz. Ben şunu söyleyeyim. Bu arada Düzce bir deprem bölgesi başkanım. Düzce, tam anlamıyla. Depreme karşı evet. Dirençli bir şehir olma yolunda çok hızlı adımlarla ilerleyen bir şehir. Bizim son konut depremde stokumuz çok ciddi bir problem olmadı. Evet, bizim konut stokumuz %75 oranında yeni. Özellikle biz 99 depreminden sonra ciddi bir tecrübe kazandık. Düzceliler deprem konusunda farkındalık sahibi olan insanlardır. Kalan bir konut stokumuz var %25 oranında. Onu da inşallah kentsel dönüşümlerle bu dönem yenileyeceğiz. Şimdi ben bu 100 projeyi şöyle ifade edeyim. Bir kısmını alabiliriz, buyursunlar. Şöyle ifade edeyim. Aslında biz şehrimizin gelecek 50 yılını planladık. Yani biz sadece önümüzdeki 5 yıl değil, 50 yılı planlıyoruz. Mesela Düzce Çevre Düzeni Planı, Düzce'nin önümüzdeki 50 yıl tarımda, turizmde, ticarette ve sanayide hangi istikamete gideceğinin ifadesidir. Yine Düzce'de Düzce'yi ticarette öne çıkaracak olan bir mega proje hazırladık. Bu Düzce Mobilya Kent projesidir. Biliyorsunuz Sakarya'dan Kastamonu'ya kadar olan bölge orman bölgesi. İngilizce'de bir deyim vardır. Tanrı size ne verdiyse onu yapın derler. Tanrı size limon verdiyse limonata yapın der. Bizim bölgede orman bölgesi. Gerçekten bir orman ve ahşap kültürü var. Orman ve ahşap ürünleri sanayisine dayalı, katma değeri yüksek bir sektör olan mobilya sektöründe Düzce'yi önümüzdeki 10 yıllarda öne çıkartmayı hedefliyoruz. Bu maksatta bir büyük kongre tertip ettik, çalıştay tertip ettik 2022 yılında. Orada ulaştığımız sonuçları bugün pratiğe geçiriyoruz. İnşallah TEM otobanın kenarında bir büyük arazi aldık, başladık. Şu anda projesi yürüyor. Düzce, İnegöl gibi, Kayseri gibi önümüzdeki dönemlerde mobilya sektörüyle öne çıkacak olan bir şehir olacak. Aynı zamanda bir tarım şehri Düzce ama zamanında herhalde kentin konumu biraz ovanın üzerine inşa edilmesi boyutuyla... Düzce'de tarım, turizm, ticaret ve sanayi dört alan var. Tarımda daha çok fındık öne çıkar. Evet. Düzce'de tarımsal ürünlerin %85'i fındıktan gelir. Ciddi bir fındık hasadı söz konusudur. Ve her yıl fındık zamanı geldiğinde Düzce'deki fabrikalarda ciddi bir iş gücü azalması olur. Bu ovadan daha böyle dağlık alana doğru kenti genişletme konusunda bir stratejiniz olacak mı? Evet, mevcut bulunduğu yer itibarıyla şimdi, Düzce biraz aslında problemli. Aslında Düzce'nin büyümesi gereken alan kuzey tarafıdır. Yani dağlık Karadeniz'e alana doğrudur. Yani bu Kaynaşlı, Bahçeşehir, Konutlar bölgesi, Konurap, Boğaziçi ve Çilimli tarafıdır. Güneyden ziyade kuzeydir. Bakın biz bu şehri planlarken aslında ilçeleri beraber planlıyoruz. Mesela Kaynaşlı lojistik üssü olacak. Gölyaka tarım ve turizm, Gümüşhava sanayi, Akçakoca turizm ve sanayi, orada bir metal ihtisas OSB kuruyoruz. Bu şekilde biz şehrin gelecek 50 yılını planlıyoruz. Bu planlı bir büyüme olacak. Evet. Aynı zamanda dediğiniz turizm kenti gerçekten eşsiz bir doğaya sahip. Akçakoca özellikle. Yani hakikaten öyle ama biraz sizden öne çıkmış şehirler var. Mesafeler itibariyle de bu olabilir. Örneğin bir Sapanca var. Evet, yani Sakarya vesaire. Biraz oraların gerisinde mi kalıyor Düzce? Bunun giderilmesi için şimdi yeni yatırımlarınız olacak evet, mı? Evet, şöyle söyleyeyim. Aslında Bolu ve Sapanca arasındayız biz. Turizm yatırımları Bolu'da var, Sapanca'da var. Sapanca ile Bolu arası çok bakir bir bölge. Biz aslında Düzce'nin turizm potansiyelini harekete geçirmek için çalışıyoruz. Bunun için bir şirket kurduk, bu potansiyeli tetiklesin diye. Bu bölge aslında çok bakir bir bölge. İnanın bir saklı cennet gibi. Gerçi aslında bu sabahki programda konuştuğum iki insan da Düzce'yi bilen insanlar. Evet.
Düzce'yi bilenlerle konuşuyoruz. Düzce yeniden kurulmuş bir şehir aslında. Evet, yani bu 99 depreminden sonra evet, gerçekten öyle. Haritadan yeniden, silinecek kadar büyük yara almış bir şehir. Yeniden kurulan bir şehir. Hı-hı. Ama Düzce gerçekten butik bir şehir. Çok güzel bir şehir. Küçük ama Düzce'de aradığınız her şey var. Hı-hı. Yayla var, şelale evet, var, tarih var, deniz var. Akçakoca deseniz bayağı sayfiye. Evet. Çok güzel yatırımlara... Ankara'ya en yakın deniz Akçakoca'dır. Evet. Bakın Düzce'de biz kazılar yapıyoruz. Herkes Düzce çok yeni bir şehir olarak bilir. Aslında Düzce'nin ciddi bir tarihi var. 2500 çok yıllık bir hı-hı, antik tiyatro Düzce'de. Ve biz bu antik tiyatroda kazılar yapıyoruz son 3 yıldır, 4 yıldır. Bu kazılarda çok önemli eserler bulduk. Geçen yıl arkeologların bütün Türkiye'deki kazılarda buldukları eserleri değerlendirdiklerinde ilk 10 önemli eserden birisi Düzce'de. Ben yine bu yılda aynı şekilde olacak kanaatindeyim. Yine Türkiye'de yapılan bütün kazılarda ortaya çıkan 10 önemli eserden biri yine Düzce'de olacak. Çünkü geçen yıl bir aslanlı mozaik bulduk. Gerçekten Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir mozaik. Konurak bölgesi Düzce'nin en tarihi bölgesi. Evet, Konurak. Oradaki kazı çalışmalar devam edecek devam herhalde. Ediyor. Biraz genişleyecek alan. %75 oranında tamamlandı. Kalan bir %25 var. Onları bu sene tamamlamaya çalışacağız. Aynı zamanda bir restorasyon programı yürüteceğiz. Yani kazıp bırakmayacağız. Aynı zamanda restore edeceğiz. Orasının Konurak bölgesinin önemli bir destinasyon merkezi olmasını hedefliyoruz. Evet. Seçildiniz diyelim. Rahat görüyorum sizi o anlamda. O izlenimi aldım. Evet. İlk yapacağınız şey ne Düzce'de? Ben yaklaşık 16 saat çalışıyorum. Sizin hı-hı, kadar olmasa da biz 16, ekranda uyuyoruz hep. 16 saat sürecini çalışıyorum. Şimdi şöyle, bizim başlayıp bitirdiğimiz işler var. Hı-hı. Onlar bitti, tamamlandı. Şimdi başladığımız, devam eden işlerimiz var. Onları tamamlayacağız. Öncelikle başladığımız ve devam eden işlerimizi tamamlayacağız. Yeni başlayacak olduğumuz işler var. Örneğin şehir suyu şebekesinin tamamının değiştirilmesi gibi. Hı hı. Ciddi bir kayıp kaçak oranı var. İki büyük deprem görmüş şehir şebekesi. Su kaynağı yetersiz. Yeni birkaç kaynaktan hı hı, su tedarik edeceğiz. Arıtmamızı yenileyeceğiz. Bizim aslında projeler kitabında da yazdığımız şekilde Düzce'nin gelecek 50 yılına ilişkin bütün projelendirme çalışmalarımızı tamamladık. Bunların uygulamasına geçeceğiz. Bunlardan mega projeler diyebileceğimiz bir mobilya kent var. Düzce'de ticareti geliştirecek olan bir de bu içme suyu şebekesi altyapısının tamamen yenilenmesi var. Bakın Türkiye'de 9 büyük şehir içinde bir tek Düzce normal il belediyesidir. İller Bankası'ndan Dünya Bankası'nın İller Bankası'na verdiği yaklaşık 500 milyon avro krediden 45 milyon avro pay alabilen tek belediye biziz. Bunu neye bağlıyoruz? Bunu çalışmaya bağlıyoruz. Ankara'daki güçlü, Faruk Özlü vizyonu. Ankara'daki güçlü ilişkilerimize bağlıyoruz. Evet. Gerçekten... Konumu da çok güzel değil mi? Hem Ankara hem İstanbul'a aynı mesafede olması. Çok yakın evet, olması. Evet, siz ne kaç saatte geldiniz buraya? Ben sabah başkanım? 1,5 saatte geldim. 1,5 saat. Sadece 1,5 saat. Evet evet. Kuzey Marmara yolu var. Evet. Daha da kolaylaştı. Şimdi... Ben şunu söyleyeyim, 5 yıllık bir deneyimden sonra şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki belediye başkanlığı aslında siyasi bir görev değil. Bakın ters bir şey söylüyorum, bunun da farkındayım. Herkes belediye başkanlığını siyasi bir görev olarak görüyor. Aslında belediye başkanlığı siyasi bir görev değil. Belediye başkanlığı insana hizmet odaklı bir teknik görev. Birkaç size hizmet sayayım, belediyeler ne iş yapar? Buyurun. Şimdi asfalt, kaldırım, bordür, park, bahçe, imar, altyapı, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu. Bakın sayın itfaiye, alt alta yazın belediye başkanları ne iş yapar, belediyeler ne iş yapar diye. Sosyal hizmetler dahil. Hiçbiri siyasi görev değil. Tamamı aslında teknik görev. Bakın sosyal yardımlar bile siyasi değil. Neden? Çünkü biz hangi partili olduğuna bakmıyoruz ki. Fakirse yardım ediyoruz. O bakımdan ben bu seçimlerde oy verirken insanların adayın geçmişine bakmalarını, yani siciline bakmalarını, yani bu konuyu bilir mi, bilmez mi, geçmişte ne yapmış, ilgili mi değil mi ona bakmalarını
Çok yani istirham ediyorum. İkincisi yine adayları değerlendirirken adayın gücüne bakmalarını. Yani şimdi ben az önce dedim ki ben 45 milyon avro kredi işte Rusya'ya getirdim. İşe başlıyoruz. Bu gerçekten Ankara'da güçlü ilişkileriniz yoksa, Ankara'yı bilmiyorsanız bunu yapmanız çok zor. Bir diğer üçüncü konu söylemek istedim. Yine bu seçimlerle ilgili. Yani adayın ya da seçeceğimiz insanın devletin kaynaklarını, belediyenin imkanlarını yerli yerinde harcayabilir mi? Yani nasıl söyleyeyim, israf etmeden yerli yerinde ya da çok özür dilerim kişisel çıkarları için yolunda kullanır mı kullanmaz mı? Harcar mı harcamaz mı? Ona bakmamız lazım. O yüzden ben karar verirken insanların siyasi sahiplerden ziyade adayın profiline, adayın ekibinin profiline bakmalarının daha rasyonel bir yöntem, daha rasyonel bir yol olduğu kanaatindeyim. Sizin vizyonunuz zaten Düzce için, Düzceliler için büyük bir şans. Evet, kararsızlara ne dersiniz peki? Kararsız kalanlara 5 gün kalmışken. Kararsızlara aslında şöyle, kararsızlara... Herkese ulaştınız mı onu söyleyelim. Evet. Son 5 gün. Ulaşmaya çalıştım. Gerçekten yani 7 Ocak'ta açıklanmıştı belediye başkan adayları. Ben 7 Ocak'tan beri sokaklardayım, mahallelerdeyim. Aşağı yukarı biz her mahallede varız. Benim kararsızlara tavsiyem, kararsız vatandaşlarımıza tavsiyem, yine siyasi sahiplere bakmasınlar. Bulundukları illerde, ilçelerde adayların profiline baksınlar. Hangi aday iş yapar? Hangi aday sadece belediye başkanlığı yapar? Hangi aday sadece şehrini düşünür? Bizim Cumhurbaşkanımızın güzel bir şeyinden metin çıkardık. Kendini değil, kentini düşünen başkan. Biz bunu önce de kullanıyoruz. Evet. Ben bir anlamda da gastronomiye de ağırlık veriyorsunuz. Evet. Yani bir mutfak sanatları merkezi inşa edilmiş Sayın Başkan'la orada. Gerçekten Düzce'de Düzce'yi mekan bilen, katma fırsatım Düzce'yi oldu. Bilen iki insanla beraberiz. Gerçekten şöyle söyleyeyim. Düzce'nin çok zengin bir mutfak kültürü var. Çünkü Düzce göçlerle büyüyen bir şehir. Bir de Bolu'dan da feyiz alıyorsunuz. Balkanlardan, Kafkaslardan, Doğu'dan, Batı'dan gelen insanlar var. Yerleşen insanlar var. Onların gelirken getirdikleri mutfak kültürleri var. Biz aslında bütün bu dışarıdan gelen... Çok renkli bir şehir. Çok renkli, evet. Çerkez, Abaza, Gürcü, her... Evet. Dışarıdan gelen bu insanlar, göçle gelen bu insanların mutfak kültürlerini hepsini çağırdık, konuştuk. Ve bunları bir kitapta topladık. Düzce Yemekleri kitabı. Ve bunu da yapıldı. Bir merkez inşa ettik. O da Düzce Mutfak Sanatları Merkezi. Maşallah. Evet. Kadınları soracağım senden. Sen sor. Kadınlarla ilgili bir projeniz var mı? Yani mesela kent yönetiminde kadınların sesini duyabilecek miyiz? Gerçekten şöyle. Bizim 8 ayrı bölgede Düzce'de yaklaşık 60 farklı dalda hanımlar için faaliyetlerimiz var. Yani bu hanımların güzel zamanlar geçirebilmelerine imkan sağlayan sosyal merkezlerimiz var. Burada Düzce'de yaklaşık 1500 hanım var. Şimdi bu dönem aslında şöyle, onların ürettikleri ürünleri bu dönem pazarlamayı düşünüyoruz. Yani onlar üretecekler, biz pazarlayacağız. Hem kooperatifler mi kuracaksınız? Yok, kooperatife gerek yok. Bizim bir belediye şirketimiz var. Belediye yapacaksınız. Evet, bizim bir şirketimiz var. Düzce Beltur adıyla. O şirket bunları yapabilecek kapasitede. Hanımlar hem eğlenecekler, hem güzel zamanlar geçirecekler, hem de para kazanacaklar. Böyle bir yöntemi. Evet, gençlere dönük neler planlıyorsunuz? Genç nüfusunuz da hayli fazla. Gençlerle benim aram çok iyi. Bunu sokağa çıktığımda görüyorum. Dün akşam da üniversite bölgesindeydik. İdol olursunuz aynı zamanda bu değil kariyerle gençlere gerçekten. Evet. Gerçekten gençlerle aram çok iyi. Onlar beni seviyorlar, ben de onları seviyorum. Kütüphaneler yapıyoruz. Şimdi 2 kütüphane yaptık. Yaklaşık 4 kütüphane daha yapacağız. Onların daha güzel mekanlarda ders çalışmalarına imkan sağlamak amacıyla. Yine onlar için 2 büyük spor kampüsü inşa ediyoruz. Biri güneyde, biri kuzeyde. Zamanlarını spor yaparak geçirebilmeleri için. Yine gençlerle ilgili biliyorsunuz Düzce bir üniversite şehri. Evet. Güzel bir üniversitemiz var. Yaklaşık 35 bin öğrencimiz var. Akşam ben onlarla beraberdim. Onlar benden bol bol konser istiyorlar Tevzi Bey.
Ve bunu sağlarsınız. Yaz da geliyor. Evet, kolay. Gençleri biraz zor rahatlatın. Değil, zor değil, bunu sağlayabiliriz ama gençlerle, maratondan çıkacaklar. Gençlerle diyaloglarımız gayet iyi. Onları beni seviyor, ben de onları seviyorum. Peki. Bir de Sayın Başkan, zaman zaman görüyoruz bir olumsuzluk anlamında, onun giderilmesi noktasındaki çalışmalarınızı da merak ediyorum açıkçası. Sel felaketi zaman zaman Düzce'yi maalesef etkileyebiliyor. Evet, bunun önlenmesi için bir... İklim değişikliğinin bütün dünyada meydana getirdiği bir olumsuzluk bu seller. Gerçekten ben göreve geldikten sonra Düzce'de son 5 yıl diyelim deprem oldu 23 Kasım'da. Covid bütün Türkiye'yi, dünyayı silkeledi. İki defa sel oldu. Şimdi Düzce aslında çok sayıda akarsuyun doğduğu ve geçtiği bir şehir. Evet. Burada Devlet Su İşleri ile birlikte bir çalışma yürütüyoruz. Önümüzdeki 5 yıl için Devlet Su İşleri'nin Düzce'deki bu dere islahları ve saçkından koruma setleri için ayırdığı bütçe yaklaşık 8 milyar TL. Yani 8 milyarlık bir bütçeyle sel ve sel afetine karşı Düzce'nin özellikle merkez ve köylerindeki heyelan ve baskınları koruyacak tedbirleri alıyoruz. Bunun önemli bir kaynak olduğunu sizlerle paylaşmak isterim. Güzel. Bizim fikri takipimiz olan bir konu var. Düzce'de evet. Başıboş hayvan sorunu var mı? Sokak köpeği. Sayın Başkan'ın da o konuda bir projesi bütün var. Türkiye'de, yakın zamanda evet, duyduk. Evet. Bütün Türkiye'de olduğu gibi Düzce'de böyle bir sorun var. Ve gerçekten vatandaşlarımızdan bu konuda şikayetler alıyoruz. Aa. Şimdi aslında şunu kabul edelim. İki kesim var. Hayvan severler var. Sokak hayvanlarından çekinenler, korkanlar var. Biz aslında devletiz. Biz ortada bir yerdeyiz. Ben de şahsen bir hayvan severim. Yani ben hayvanları severim. Var mı bir hayvanınız? Var tabii. Nedir? Hepsi var. Kedi de var, köpek de var. Evet. Şimdi şöyle. Ya bu Türkiye'nin sorunu. Sadece Düzce'nin sorunu değil. Bunu ben epey düşündüm, epey çalıştım. Aslında bu sorun sadece belediyenin, bir belediyenin kendi imkanlarıyla çözebileceği bir sorun değil. Bu ülkenin sorunu. Çok büyüdü. Büyük bir sorun. Evet. Şimdi şöyle düşündüm. Birincisi, burada Tarım Bakanlığı var. Tarım ve Orman Bakanlığı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu çözümün içinde olması lazım. Kesinlikle. Yani Tarım Orman Bakanlığı'nın. İkincisi, belediyelerin. Sadece bizim belediyemiz değil, bütün belediyelerin. Mesela il bazında bakarsak, bütün il belediyelerinin bu sorunun çözümünün içinde olması lazım. Üçüncüsü, hayvanseverler. Yani üç ayaklı bir çözüm çalıştık. Hayvanseverler bir tarafında, bir tarafında Tarım Orman Bakanlığı, bir tarafında belediyeler, bütün il belediyeleri. Burada temel konu şu, yapacağımız şu. Sokak hayvanlarını alıp, bunları sağlık kontrolünden geçirip kısırlaştırmak. Yani kısırlaştırdığımız zaman saldırganlığı azalıyor. Kısırlaştırdığımız zaman üreme duruyor. Popülasyonun önüne geçiyorsunuz. O yüzden burada püf noktası, işin en temel noktası kısırlaştırma. Biz bunun için ilçelerde ilk yardım ve kısırlaştırma merkezleri kuruyoruz. Yani 7 ilçemiz var. 7 ilçede bunlar olacak. Ve ilave veteriner istihdam ediyoruz. Haftada bir gün toplanan sokak hayvanları sağlık kontrolünden geçirdikten sonra ilçelerde bizim veterinerlerimiz gidecek, onları kısırlaştıracak. 21 gün bunlara bakacağız. Ondan sonra da aldığımız yere bırakacağız. Bakın, kısırlaştırdığımız zaman saldırganlığı azalıyor. Yani daha az saldırgan ya da saldırgan olmuyor diyelim. Bir defa şunu kabul edelim. Bütün bu köpekleri, bütün bu sokak hayvanlarını toplayıp bir yerde hapsetmek doğru bir yöntem değil. Bize kanun diyor ki bunları diyor al, kısırlaştır, sağlık kontrolünden geçir, sonra aldığın yere bırak diyor. Biz de bu şekilde davranacağız. Kanun bize söylediği şekilde davranacağız. Alacağız, ilçe merkezlerinde bunları kısırlaştıracağız. Sağlık bakımını yaptıktan sonra yine bırakacağız. Aslında saldırgan olmayan sokak hayvanlarıyla birlikte yaşama kültürümüzü geliştirmemiz lazım. Bizim kültürümüzde mahallenin kedisi köpeği olur. Yani bizim kültürümüz yani Batı kültürü değil. Ben yurt dışında uzun yıllar kaldım. Mesela orada sokak hayvanı tabiri yoktur. Yok.
olmaz. Çünkü bizim uyuturlar. Bizim gittiğimiz hiçbir ülkede de yok. Ben görmedim. Uyuturlar. Yani evet. Öldürürler. Yani bizim gibi bırakmazlar. O bakımdan bizim ürettiğimiz çözüm Türkiye'de bütün illerde olması gereken bir çözüm. Zararsız, sakin, kendi başında, sokakta beraber yaşayalım. Bunun hani bir şeysi yok, sakıncası yok. Ama her şeye rağmen, bütün bu tedbirlere rağmen, kısırlaştırmaya rağmen, bütün bu tedbirlere rağmen hala saldırgan bir tavır varsa bunları da alacağız, toplayacağız. Rehabilitasyon merkezimiz var. Bu rehabilitasyon merkezinde bu davranışları sergileyen sokak hayvanlarını rehabilite edeceğiz. İyileştikten sonra, yani saldırganlığı gittikten sonra yine aldığımız yere bırakacağız. Ben bunun kesin çözüm, Türkiye için kesin çözüm olduğu kanaatindeyim. Bakın üçlü çözüm, hayvanseverler, Tarım ve Orman Bakanlığı ve belediyeler. Evet, son derece önemli. Süremiz var mı bilmiyorum. Son iki dakikamız. Seçmene nasıl seslenmek istersiniz? Ben az önce de söyledim. Yani Düzce benim memleketim. Bakın bir insan öldüğü zaman nereye gömülmek istiyorsa, nereye gömülüyorsa orası onun vatanıdır. Ya da işte ataları, dedeleri neredeyse oralıdır. Düzce benim memleketim. Ben oralıyım, Düzceliyim. Şunu söyleyeyim. Siyasi görüşleri ne olursa olsun, bence az önce söyledim, adayın geçmişine, profiline, işte yaptığı işlere veya şöyle söyleyeyim, ahlakına bakarak insanlar oy versinler, vermelidirler diye düşünüyorum. Ama Düzceliler pratik insanlardır. Düzceliler ne yapacaklarını gayet iyi bilen insanlardır. Bu seçimde de en doğru kararı vereceklerine eminim. Bir oy hedefiniz var mı? Fevzi Bey, güzel bir soru. Biraz partiler çok, aday çok. Evet. Ya aday çok. Şöyle yeni, bölünmüş, yeni sisteme giren partiler de var. Evet. Bölünmüş bir profil var. Bu sadece Düzce'ye özgü bir durum değil bu arada efendim. Türkiye'nin birçok şehrinde, Anadolu'da çok parçalı bir siyaset var. Şu anda Düzce'de aynı şekilde. Ben bu seçim sürecinde, bakın 5 gün var, 6 gün var, bir şey kalmadı. Bütün siyasi partilerin söylemlerine, dillerine çok dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Düzce gibi küçük bir yerde yarın seçimden sonra bir araya geleceğiz. Karşılaşacağız mutlaka, cenazeye gideceğiz, düğüne gideceğiz. Yıkıcı bir dil kullanmamak lazım, evet, temiz gerilimi yükseltmemek lazım. Temiz bir dil kullanmalarını tavsiye ediyorum. Ama bazı siyasi partiler belki çok agresifler, çok kavgacılar. Gerçekten nasıl söyleyeyim, yani çok özür dilerim, ahlaki sorunları var diyebilirim. Bu doğru bir yaklaşım değil. Kavga eden kaybeder. Sakince doğru, bekleyen, işini yapan kazanır. Doğru bir yaklaşım değil. Biz her zaman kendimizi, böyle. Her zaman. Projelerimizi, yapacaklarımızı insanlara anlatıyoruz. İnşallah Düzceliler en doğru, en güzel kararı verecekler. Bundan da eminim. Hayırlı olsun. Çok teşekkür Hayırlı ediyorum. Olsun. Sağ olun efendim. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Sağ olun. Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkanı adayı Doktor Faruk Özlü konuğumuzdu. Belediyecilik siyaset üstü bir meseledir dedi, manşet atacak olursak. Evet, teşekkür ediyoruz Faruk Özlü'ye ve şimdi kültür sanat servisimizin hazırladığı ajandamıza bakacağız. O sırada da veda edeceğiz. Hoşçakalın. Pinelo Art Galeri yurt dışı sergilerine devam ediyor. Cem Agalos Üstüner ve Fransa'da yer alan Galeri Atölye'den Metil Andre danışmanlığında ülkeler arası sanatçılarla iletişimi güçlendirmek için organize edilen sergi bugün genel ziyarete açılıyor. Pazar gününe kadar Fransa'da sanatseverlerin ziyaretine açık olacak serginin küratörleri Doçent Doktor Emine Teker ve Doçent Tuğba Güngör. Sergiye Christina Savacchi, Elvan Tekin, Özgür Çabuk, Maria Karezienka'nın da aralarında bulunduğu Türkiye, Ukrayna, Bulgaristan ve Yunanistan'dan 51 sanatçı katılıyor. Sergide kağıt üzerine sulu boya, özgün baskı çalışmalar, fotoğraf ve tuval üzerine akrilikle karışık teknikte çalışmalar yer alıyor. Salon İKSV ilkbahar sezonunda da güncel müziğin sevilen ve heyecanla beklenen isimlerini ağırlayacak. Yarın ve çarşamba günü Glass Beams, 18 Nisan'da İstanbul Westside Collective, 20 Nisan'da Islandman, 26 Nisan'da Kardelen,
30 Nisan'da Şüriz, 17 Mayıs'ta Palmiyeler, 24 ve 25 Mayıs'ta Steel Corners ve 1 Haziran'da Morpheus Salon İKSV'ye konuk oluyor. Enka Sanat, son dönemin ses getiren tiyatro oyunlarını sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Çarşamba akşamı başarılı sinema yönetmeni Emin Alper'in yönettiği ve ilk tiyatro oyunu olan Özgün Kara Komedi Öteki, Perşembe günü ise Özlem Zeynep Dinsel'e Afife Tiyatro Ödülleri'nde yılın en başarılı kadın oyuncusu kategorisinde başarı getiren Kızlar ve Oğlanlar Enka Auditorium'unda izleyicilerle buluşuyor. Bedroom, sanat, müzik ve hikaye anlatımını harmanladığı Beni Sevdiğini Sakın Söyleme ve The Deep Room isimli iki yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. Müzikal hikaye anlatıcısı Aslı Sönmez, Ferdane Talay ve Serkan Tosun tarafından 2022 ilkbaharında kurulan Bedroom, sesin, rengin ve ışığın olağanüstü birleşiminden doğaçlama masallar yaratıyor. Ülkemizde kanayan bir yara olan kadına şiddetin ele alındığı Beni Sevdiğini Sakın Söyleme, Veldrum'un kaleminden çıkan sözleri, Elçin Orçun'un kendine has vokal dokunuşu ve enstrümantal düzenlemelerle dikkat çekiyor. Mert Diner'in yeni sergisi Gözden Uzak İmalathanede sanatseverlerle buluşuyor. Diner, Gözden Uzak başlığı altında bir araya getirdiği çalışmalarında üzerini kapamak, örtmek meselesiyle ilgileniyor. Bu çerçevede görünmeyenle ve boşlukla kurduğu ilişkinin zamansal evrimine ve yüzeydeki olasılıklarına odaklanıyor. Sergi 27 Nisan'a kadar ziyaret edilebilir. Canan Kübra Birinci ve Gülşah Yeşilot'un Kulağa Çok Saçma ya da Uzak Bir ihtimal Gibi Gelmiyor isimli yeni oyunu İstanbul'da seyirci karşısına çıktı. İnsan ruhunun direncini derinlemesine inceleyen distopik bir tiyatro prodüksiyonu olan oyun 2 Nisan'da Koma sahnede, 19 Nisan'da 2. katta, 10 Mayıs'ta Tatavla sahnede perde açacak. Canan Kübra Birinci ve Gülşah Yeşilot tarafından kaleme alınan ve oynanan ilgi çekici yapımda zamanın birinde çok önemli bir etkinliğe katılacak distopik bir dünyanın başkanı için yapılan hazırlıklar işleniyor. Oyun, zaman kavramını yitirecek kadar uzun süredir çalışan, geçmişini hatırlamayan iki giydiricinin hayatta kalmak için verdiği mücadeleyi, hapsoldukları durumu eleştirel bir şekilde perdeye yansıtıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olarak görev alan Canan Kübra Birinci'nin yönetmen koltuğunda oturduğu yapımın reji asistanlığı Selen Nur Sarıyer'a, dekor tasarımı Sırrı Toprak Tepe'ye, ışık tasarımı ise Uğur Aksu'ya ait. Yunt, Emre Zeytinoğlu küratörlüğünde gerçekleşen ikinci sergisi, Görünmeyen Kenti izleyiciyle buluşturuyor. 12 Mayıs'a kadar sürecek 7 sanatçının yer aldığı karma sergi, kentin iç mekanlarındaki şaşırtıcı eylemleri, nesnelerin değişen anlamları ve kalabalıkları oluşturan her bir kişinin farklı düşünceleri arasındaki çelişkili yaşam biçimlerini yansıtan yapıtları bir araya getiriyor. The College Art Space, Anton Çehov'un ünlü eseri Martı'dan uyarlanan Treplev'ı sahneye taşıyor. Ümit Erlin ve Başak Kıvılcım Ertanoğlu'nun tasarladığı tiyatro oyunu 3 ayrı kat üzerinde sergilenecek. 3 bölümlü bir performans serisi olarak izleyicilerin karşısına çıkıyor. İnteraktif ve dinamik tiyatro deneyimi çarşamba günü izleyicisiyle buluşuyor.